Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir canlı yayınımıza hoş geldiniz. Rubül abiyle beraber, Rubül Gökdemir'le beraber karşınızdayız. Şimdi şöyle bir giriş yapalım bu yayınımıza. Tabii bizi yakından takip edenler bilirler ki özellikle seçim sonrasında yaptığımız yayınlarda artık başka bir Erdoğan göreceksiniz. Çok değişecek demiştik. Böyle başlıklar atmıştık. Ve tabii özellikle bayram sonrasında Türkiye'de siyasi anlamda ciddi değişimler. Evet, ciddi değişimler olacak diye de uyarmıştık. Şimdi bakıyorum, tabii başta muhalif medya olmak üzere herkes Erdoğan'ın değişeceğini bahsediyor. Bu konulardan konuşuyor. Ama biraz şüpheleniyorum. Yani bu işte bir gariplik var. Yani bizim bahsettiğimiz değişim ile şu anda popüler medyanın bahsettiği değişim arasında ciddi fark var. Mesela ciddi ciddi Erdoğan'ın AKP'yi, AK Parti'yi bırakacağını söylüyorlar. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını iddia ediyorlar. İşte yeni bir anayasayı muhalefete teklif edeceğini, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık değişeceğini, hatta parlamenter sisteme geri döneceğini, yani böyle konuları konuşuyorlar. Bu durum, böyle bir durum gerçek olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? Yoksa burada bir tuzak mı var? Burada bir tuzak mı var? Yani her gördüğümüz medya mensubunu ya da her böyle muhalif kişiyi tırnak içinde muhalif olarak görmeli miyiz? Birileri bir operasyon mu çekiyor bu konuyla ilgili? Yani muhalefetin, CHP'nin son seçimleri kazanmasıyla ilgili bir operasyon mu çekiliyor şu anda? Sorularının cevaplarını arayacağız. Sonra ekonomiye bakacağız her zamanki gibi. Orada da biliyorsunuz Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği bir mektup olayı var. Orada da biraz şüpheli durumlar var ama neyse şimdi onu da ayrıca konuşacağız. Fakat bu mektupta yazan bilgiler üzerinden emekli zammı ve asgari ücret zammı ile ilgili tartışmalar var. Yani Temmuz ayında özellikle asgari ücrete zam yapılmayacağına dair iddialar var. Hepsini konuşacağız. Ve son bölümde de piyasalara gireceğiz. Piyasalarda ise artık bildiğiniz gibi altın ve gümüşle ilgili ciddi yükselişin ayak seslerini görüyoruz. Ne oluyor orada bakacağız. Dolar TL kurunda ise ilginç gelişmeler var. Uyarı size yapacağız birazdan. O konuları da konuşacağız. Ve böyle bir akışla beraber yayınımıza başlıyoruz. Uzattım biraz ama Rubül abi hoş geldin. Hoş bulduk Ferit. Bütün seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bu bayram öncesi son programımız. Unutmadan hemen hatırlatayım, hemen herkesin bayramını kutlayayım. Ramazan bayramı veya başkalarının literatürüyle şeker bayramı ne diye anıyorsanız anın. Oruç tutup veya tutmamış olun hiç fark etmez. Bayramınızı yani ibadetlerinizi yerine getirip getirmeniz şart değil. Ramazan bayramınızı, şeker bayramınızı şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu şeker bayramı, Ramazan bayramı ayrımını, tefrikini niye kullandım? Çünkü hatırlamaz kimse. Yaklaşık 50 yıl önce sekülerlerle dindarların seçtiği kelimelerdi bunlar. Yani bayramların adları konusunda bile tefrikaya düşmüştük. Bir örnek vereyim ki bayramımızı huzur içinde kutlayalım. Paskalya bayramı, Hristiyanların Paskalya günü, Paskalya bayramı var. İnanan inanmayan, ateisti, Hristiyanı, Katoliği, Protestanı. Herkes o bayramı kutlar. Sosyal bir dayanışma günü olarak algılarlar inanmayanlar bile veya dindar olmayan Hristiyanlar bile. Biz de kimsenin dindarlığına, mindarlığına karışmaksızın herkesin bayramını, adına ne diyorsanız deyin, herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, büyüklerinizle güzel bir bayramınız olsun. Bu kadar zor günlerden geçen bir ülkede bayramı layıkıyla idrak edelim diye bir temennide bulunuyorum sadece. Ama üzülerek hemen bir ekonomik veriyi de vereyim. Hiç fırsatı kaçırmam biliyorsun. Bugün Odalar ve Borsalar Birliği'nin meslek birliği temsilcisi yani karayol işletmecileri, otobüs işletmecileri meslek grubunun temsilcisi dedi ki bu bayramda maalesef geçen bayramlara, önceki yılların bayramlarına göre anasının babasının yanına gidecek, memleketine gidecek insan sayısı maalesef %40 civarında düşmüş bulunmaktadır. Yani bu otogarlardaki bilgiyi veriyor. Fukaralığın, derin yoksulluğun
böyle milli, dini günlerimizi bile etkilediğini bu vesileyle programa başlamadan söylemiş olayım. Onlar da telefonla, telgrafla, neyse yani diğer iletişim yollarıyla bayramı idrak ederler inşallah. Herkese tekrar bayramları kutlu olsun diyorum. Ferit, başlayalım abi. Tamam, hadi bakalım başlayalım abi. Bir izleyicimizin yazısını mesajın ekrana vereyim. Diyor ki Ferit, özleriz. Bayram akşamları da yayın yap. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle yüzümde kızarıyor böyle durumlarda. Ya ben zaten bu konularda şeyim yani, bayram seyran fark etmez yani. Yıllardan beri tatilin ne olduğunu pek bilen bir adam değilim. Biraz işkolik bir adamım. Yılbaşı akşamlarında bile canlı yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz. Zaten yani bugün de olduğu gibi bugün de bayramın aslında bir anlamda ilk günü de diyebiliriz. Yine yayın yapıyoruz. Rubil abi de yapmayabilirdi. Ben de yapmayabilirdim işte, ama biz sizleri ihmal etmiyoruz. Bayramda da elimden geldiğince söz olsun diyelim, yaparız. Ne olacak yani, en büyük bayram, en büyük tatil iş benim için yani. Sizlerle buluşmak diyelim ve ülkemizin gündemini konuşmak diyelim. Şimdi siyasetle başlıyoruz ya, dedik ya. Rubil abi, ben dediğim gibi şimdi soruyu çok uzatmayayım, bir özet yapayım şöyle. Ya, Erdoğan'ın değişeceğinden bahsetmiştik. Sen bahsetmiştin hatta. Tanıyamayacaksınız demiştin hatta bundan sonra Erdoğan'ı. Ve şimdi Erdoğan'ın değişmesi, yani nasıl değişeceğini birazdan konuşacağız. Biz onu aslında biliyoruz da şu an gündemde işte 50 artı birden vazgeçmekmiş, yeni bir anayasa oluşturmakmış, muhalefet ile uzlaşmak, pazarlığa gitmekmiş ve işte bağımsız bir cumhurbaşkanı olmakmış gibi konular konuşuluyor. Biliyorsun şu anda Erdoğan hanımıyla beraber dinleniyor yazlık sarayında diyelim. Ve dönüşte de hamleler yapacak. İlla ki yapacak yani, bu Doğan'ın kanunu yani, siyasetini kaybetti çünkü. Seçimi kaybetti, ama şu an bu muhalif medyada bile konuşulan konular sence gerçek olabilir mi? Yoksa burada bir tuzak mı var? Kesinlikle söz konusu değil. Biliyorsun ki ben bu komplo teorilerine meraklı insanları biraz... Yani bu tabii doğuya batıya ait demek istemiyorum da, ama doğuda daha çok komplo teorileri üretilir. Batıda da vardır ama daha azdır nispeti. Bizde komplo teorilerine inanmak böyle adettendir, usuldendir. Hatta bunun üzerinden konuşmak, meseleyi köpürtmek, senaryolar yazmak filan bizim biraz da fikri fukaralığımıza işaret eder. Onun karenesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi bırakması veya tarafsız ve bağımsız, tarafsız bir cumhurbaşkanı olması, bütün partilere aynı mesafede olması gibi şeyleri unutalım. Parlamenter sisteme geçişi de unutalım. Ama hatırla, sen hatırla, seyircilerimiz de hatırlayacaktır belki. 28 Mayıs, yani 14 Mayıs birinci tur, 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden sonra ben bir şey söylemiştim. Dedim ki yeni anayasa taslağı gelecektir, bu tartışılacaktır. Ama bu tartışmadan çıkması gereken sonucun şu olduğunu herkes bilsin. Yeni rollerin dağıtımı yapılacaktır, yeni pozisyonlar açılacaktır. Bu sistemi tahkim edecek bir parlamento tablosuyla karşı karşıyayız. O tarihte HDP ve CHP'nin milletvekilleri sayısını çıkarırsanız geride 404 milletvekili kalıyor. 404 Japon yapıştırıcı gibidir biliyorsun 404. Bu Recep Tayyip Erdoğan bu sistemi tahkim etmek üzere bu 404'lük geleneksel sağ, milli sağ, dini sağ, adına ne derseniz deyin öyle bir blok harekete geçirecektir. Ama kabul edelim ki bu 31 Mart seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mühendislik çalışmaları anlamında onu halk nezdindeki karşılığını azaltarak bu tür manevra alanlarını biraz daralttı. Sadece içeride daraltmadı, dış politikada da alanını daralttı. Yani halkta karşılığının partisinin ikinci parti durumuna düşmüş olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra 37.8'lik bir oy oranına ulaşmış olması hem içerideki hareket kabiliyetini daralttı hem dışarıda, dış politikada daralttı. Ama ben yine de biliyorsun ki hemen o ilk hafta dedim ki bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyamayacaksınız. Niye tanıyamayacağız? Şundan tanıyamayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan gördüğümüz, göreceğimiz en pragmatik liderlerden birisidir.
Türk siyasetinin tanıdığı en pragmatik liderdir hatta. Şu günler parti genel başkanlıklarına aday olanlar liderlik adaylığı açıklıyorlar da şunu da hemen bu cümlenin arasına sıkıştırayım. Liderlik dediğimiz kavram kurultayda seçimle elde edilen bir kavram değildir. Liderlik dediğimiz kavramın meşruiyeti delege oyundan kaynaklanmaz. Kendi ürettiği karizmadan elde edilen bir sıfattır liderlik. Genel başkanlık başka bir şeydir. Kurultaylarda elde edilen statüdür. Meşruiyetin kaynağı delege iradesidir. Yani Özgür Özel CHP genel başkanıdır ama CHP lideri değildir gibi. Ondan örnek vereyim ki diğerleri alınmasınlar. Bugün açıklamaları görüyorum. Liderliğe talip olan bir sürü insan var. Kelimeyi de böyle seçiyorlar, liderlik. Dolayısıyla ne dedim Ferit? Liderlik siyasi kariyeri sonucunda elde edilmiş başarıların üzerine, karizmatik unsurların üzerine konulmuş sıfat demektir. Lider böyle genel başkan seçilmekle lider olunmuyor. Onu herkes bir bilsin. Kimse de ki hemen liderliğe talip olmasın. Bunu alması gerekenleri de alsınlar hemen. Recep Tayyip Erdoğan bu anlamda liderdir. Kabul edelim etmeyelim. Siyaset mühendisliğini de ondan daha iyi bilen, siyaseti halka okuma anlamında da ondan şimdilik daha becerikli kimse yok. Değişecek. Değişecek ama bu eşsiz pragmatizmi sonucu değişecek. Kimsenin dikkatini çekmediği bir şey oldu mesela ben size söyleyeyim. Hem içeride değişecek hem dışarıda değişecek. 9 Mayıs 2024 tarihinde yani yaklaşık bir ay sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edilecek. Randevu verildi. Aylardır onun üzerinde çalışıyorlardı. O sebeple de senelerdir NATO'nun ve ABD'nin telkinlerine rağmen Akka Anlaşması dediğimiz yani Soğuk Savaş döneminde imzalanmış bulunan konvansiyonel silahların üretimi, stoklanması ve miktarı konusunda sınırlama getirilen Akka Anlaşması'ndan Rusya'ya tehdit olmak anlamında çekil diyorlardı bize. Kendileri çekilmişlerdi, biz çekilmiyorduk. İki gün önceki kararnameyle Akka Anlaşması'ndan da çekildi. Çekilmenin anlamı şu, Rusya'ya demiş oluyoruz ki biz o tarihte imzalanmış bu Akka Anlaşması'nın hiçbir sınırlamasına tabi değiliz. Konvansiyonel silahları üretme ve kullanma konusunda bizim paktımız, NATO paktı dahil olmak üzere sana tehdit oluşturabiliriz. Özetini söylüyorum. Herkes bu kararnamenin yayınlandığını, o anlaşmadan çekildiğimizi gazeteler paylaştılar da arka planı nedir diye kimse konuşmadı. Değişim diyor anlatacağız ya burada, değişim anlatacağız hem içeride hem dışarıda. Gelelim içeridekilere sonra dışarıya bir daha geleceğiz. Yani şöyle bir ek yapayım mı o soruya madem seni de açayım, daha da fazla açayım. İçeridekiyle ilgili diyorsun ya, içeridekiyle ilgili. Çünkü izleyicilerimden gördüğüm sorular da geliyor bu konuyla ilgili. Yani daha da açar mısınız diye. Bu demin bahsettiğim o değişim olaylarının haber kaynağı muhalif medya dedim. Yani daha çok muhalif medyadaki açın görün yani. İşte o şekilde haberler yapılıyor. AKP'yi bırakma ihtimalleri partiyi bırakacak şeklinde. Yani bu tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak şeklinde. Burada bir tuzak mı var diye sordum. Olayın özeti buydu. Ama ben kendi fikrimi şöyle söyleyeyim. Ben burada bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani. Ya abi? Hani her gördüğün sakallıyı da her Hacı gördüğün, Baba zannetme. Hacı Baba zannetme diye bir laf vardır ya. Ben de diyorum ki her gördüğün muhalifi de gerçekten muhalif zannetme. Hiç belli olmaz. Yani kimin kimlerle anlaştığı, nasıl bir algı yarattığını bilemezsiniz. Böyle işte samimi bir şekilde bağımsız, tarafsız bir cumhurbaşkanı olayına inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Ama şu var. Değişim olacak ki Rubel abi bunu bahsetti en son yaptığımız yayında. Biraz daha açarsak ne bileyim işte kabine değişecektir, MYK değişecektir sevgili seyirciler. Bunlar önemli bir şey değil. Bakın medyayı değiştirecektir. Çünkü medyada şu anda biliyorsunuz öyle tipler var ki bu muhalefette de var biliyorsunuz ama şimdi onu orayı karıştırmayayım. Çünkü güç sahibi iktidar. Öyle tipler var ki antipatik, ne konuştuğunu bilmiyor, kısa yoldan zengin olmuş,
nasıl zengin olduğu bilinmiyor. Böyle troll hesapları yönetiyor. Milleti kışkırtıyor, milleti bölüyor. Böyle garip garip tipler var. Biliyorsunuz kimler olduğunu az çok yani. Ve bu tayfanın sonu yaklaşıyor. Yani çünkü bunları doyurdular. Bunlara da zaten şu anda görüyorsunuz. Reisi yedirmeyiz falan gibi abuk sabuk cümleler kurmaya şimdiden başladılar. Çünkü yağ çekiyorlar. Paraları işte aylıkları gitmesin diye. Ama öyle olmuyor işte. Bir yerde hepsinin sonu gelecektir. Yani bir tanesi var ki yani futbol hakkında bile konuşuyor. Ağza alınmayacak laflar. Yani bunlar kim? Bu özgüveni nereden alıyor diye hep böyle merak ediyorsunuz ya. Bu uslup tarz. Bu tehditkar tarz. Evet bu işte Erdoğan'dan alıyorlar. Hükümetten alıyorlardı. Bu bir gerçek yani. Bunları şımarttılar. Bunlar da böyle mafya babası gibi güya gazeteci tırnak içinde. Tetikçi aslında. Çıkıp böyle bıdı 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 bağırıp çağırıyorlar ekranlarda. Herkese bir şey oluyor. Lan bize bile uyarı geliyor. Dikkatli konuşun falan filan diye. Bu adamlara bir şey olmuyor. Küfür ediyorlar, tehdit ediyorlar. Neler neler diyor. Şimdi Erdoğan bu düzeni değiştirecek büyük bir ihtimalle. Olan o. Ama CHP ile DEM Parti ile iletişim tabii ki kuracaktır. Onları zaten biz konuştuk, söyledik. Ama sistem üzerinden bir değişiklik yapacakmış da yok işte AK Parti'yi bırakacakmış da bilmiyorum, o da bilir. Şimdi bu haberlerin de kaynağı tabii ciddi ciddi konuşuyor bunlar işte muhalif medyada isimler. Bilmiyorum. Konu böyleydi, bir özet yaptım ve ben kendi tahminimi de söyledim bu arada. Bazı isimleri değiştirecek belli oldu. Oluyor. AK Parti'de değişim başlıyor. Diye de bir uyarı yapalım ve Rubel abi de benim bu söylediğim konular üzerinden de yorumunu yapmaya başlasın. Şimdi sevgili Ferit, şu anlattıkların veya senaryo halinde konuşulanlar işin biraz magazin tarafı. Ama ben seyircilerimizi fazla sıkmadan hemen birkaç cümleyle Türkiye'deki siyasi aktörlerin, görünür ve görünmez siyasi aktörlerin mevzilendiği temel ekseni anlatmak isterim. Sağı solu unutun bak. Dindarı, sekülerini de unutun. Türkünü, Kürdünü de unutun. Laik, antilaik gibi kavramları da unutun. Başka bir eksenden bahsedeceğim. Türk siyasetini belirleyen iki tane eksen vardır. Temel eksen vardır. Eksenlerden birisi doğru veya yanlış, abartılmış veya gerçek, paranoya haline getirilmiş veya getirilmemiş, güvenlik kaygılarıyla devletin bekası, milletin birliği, sınırlarımızın bütünlüğü filan gibi kavramları önceleyen, bunları her şeyin üzerinde tutan bir siyasi eksen var, bir düşünüş biçimi, bir zihni dünya var. Öbür tarafta da işte demokrasi, hak, hukuk, adalet, kalkınma, refah, büyüme, dışa açılma, batı değerleri filan gibi kavramlar var. Türk siyasetinin temel ekseni bu ikisidir. Bak. Öbürleri o sağcılık, solculuk, ilericilik, gericilik, ülkücülük, devrimcilik filan kavramları bu eksenin altında. Bu benim ortaya koymaya çalıştığım temel siyasi eksenin altındaki unsurlar, fraksiyonlar veya. Bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım. Recep Tayyip Erdoğan 2015 seçimlerinden sonra yani 6 Haziran 2015 seçimlerinde çoğunluğu kaybettikten sonra güvenlik kaygılarını, güvenlik politikalarını öne çıkaran çevrelerle tabanını genişletecek şekilde, konsolidasyon yapacak şekilde o 6 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 arasında o bildiğimiz güvenlik kuvvetlerinden 792 şehit, toplam 7500 insanın öldüğü o güvenlikçi politikalarla eksenini o tarihten itibaren belirlediler. O tarihten sonra olanları bugün İYİ Parti'nin genel başkan adaylığına talip olan, adaylığını açıklayan Tolga Akalın'ın bir cümlesiyle bunu bağdaştıracağım, onun için anlatıyorum. İsterseniz unutmadan onu söyleyeyim hemen. Tolga Akalın bugün genel başkanlığa aday olduğunu söylerken gerekçem şu dedi. Ben Tayyip Erdoğan'a bir partimizi daha kaptırmamak için yola çıktım dedi. Vav. Wow. Kaptırmamak için. Bir partiyi kaptırmış. Bir partiyi kaptırdık diyor. Ya abi yani bunu açık konuşuyor. Ben MHP'den bahsediyorum.
Ha, yani MHP'yi kaptırdım diyor çünkü MHP'nin eski il başkanı, Edirne il başkanı, delege, il başkanı, ilçe başkanı falan. Yani bütün kademelerde görev almış. İyi Parti genel başkanlığına da bu gerekçeyle aday olmuş. Bak cümleye dikkat. Ben Tayyip Erdoğan'a bir partimizi daha kaptırmamak için yola çıktım. Şimdi buradan kamuoyu huzurunda çünkü ben de o işin biraz sonra anlatırım gerek olursa. O demokrasi mücadelesinin içinde çizgiden çıkmadıkları süre içinde ben de vardım. Ama sonraki statükonun parçası oldular, ben yoktum sonra. Şimdi bu arkadaşımıza tanırım Tolga'yı ben de. Tolga Bey'i tanırım. Tolga demeyeyim arkadaşım ama. Şimdi açıklamak zorundalar. Tolga Akalın, sen aday olmasaydın, bu gerekçeyle aday olmasaydın veya başaramazsan, İkinci partinizi de Recep Tayyip Erdoğan'a kim kaptıracak? Kim verecek? Şimdi bak temel ekseni ne dedik? Birisi muhalif, birisi iktidarda. İyi Parti muhalif parti. İktidar partisi AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan bu koalisyonun, bu eksenin başındaki bir adam. Siyasetin görünür aktörleri olarak o ekseni temsil ediyor. Hangi ekseni? Güvenlikçi politikaları, devletin bekası lafını, vatanın bölünmezliğini, tek bayrak, tek millet, tek ezan filan var ya, tek dil demiyor ama onu demiyor Tek herhalde. Bak o eksenini temsil eden birisi var. Şimdi o ekseni temsil eden birisinin bütün gücü halkta karşılığı olmasından alıyordu. Yani %50'yi, %52'yi bulan, hem partisi hem kendisi bulan bir siyasi aktör olarak bu koalisyonun başında bütün gücünü oradan alıyordu. Yani sistemin meşruiyetini halktaki bu karşılıkla üretiyordu. Şimdi o meşruiyeti, halkta karşılığı olma meşruiyetini kaybetmek üzere. Bu da şu demek, o eksene dahil olmakla birlikte AK Partili olmayan, dindar olmayan, gelenekçi olmayan, muhafazakar olmayan ama o eksenin içinde ortaklar var. O eksenin içinde. Onlar bu eksenin içinde bu gerekçelerle bulunuyorlardı. AK Parti ideolojisi sebebiyle bulunmuyorlardı. Halkta karşılığımızı kaybettiysek birileri sesini çıkarmaya başlar. Nitekim çıkardılar, çıkarıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan değişecek dedim. Tanıyamayacaksanız dedim. Şimdi anlatıyorum. Nasıl değişecek? Recep Tayyip Erdoğan hızlı bir şekilde bu halktaki karşılığını tahkim edecek yeni bir siyasal projeyle gelecek. Okluk koyundan, yazlık saraydan öyle dönecek. Anayasa değişikliği projesini seçimden sonra unuturlar demiştim. Hatırla. Numan Kurtulmuş başta olmak üzere gündeme getirmeye devam ediyorlar. Bir sürü AKP'li sözcü anayasa değişikliği konuşuyor. 50 artı 1'i değiştirmek, başkanlık sisteminden vazgeçmemek, MHP'nin teklifine uygun olarak seçilmiş başkan yardımcıları gibi bir sürü pozisyonları, statüleri paylaşacakları ama Bir o dakika abi, birinci 50 artı birden vazgeçmek ama başkanlıktan vazgeçmemek mi dedin? Dedim evet, ben de. evet, evet. Nasıl Öyle oluyor o dedim. zaman? Ha, nasıl O şöyle başkanlık? oluyor. %40'ı birinci turda kim geçtiyse o seçilecek. İki kişi %40'ı geçtiyse ikinci tur demektir. Yani Anladın abi mı? bu oy kaybettik. Şu %50'yi bir %40'a indirelim oyunu yani bu ya. Başka bir şey değil ki. Ama bu önceden tartışılıyordu. Bu yeni ortaya çıkmış bir şey Peki. değil. Peki. 40 artı 1'i, 40 artı 1'i hatırla. 2 yıl önce hem Mustafa Şentop hem Recep Tayyip Erdoğan hem AKP sözcüleri dile getirdiler. Sayın Devlet Bahçeli de 2021'in Mayıs ayında 100 maddelik anayasa taslağıyla o da dile getirdi. Ama onun dile getirdiği hususlar içinde sistemi revize edecek, başkanlık sisteminden vazgeçmekten bahsetmiyorum. Seçilmiş başkan yardımcıları, meclisin yetkilerini artırmak,
liyakat kurumu gibi bir kurum kurmak, yargının bağımsızlığını biraz daha sağlayacak revizyonlar. Şimdi bu proje Yazlık Saray'dan dönecek Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzlaşmacı bir dille bütün partilere el uzatacak şekilde ama kendi müttefiklerini de kırıp dökmeden, güvenlikçi politikalardan da vazgeçiyor gözükmeden böyle bir dar koridora girdi. O zaman MHP ile de ittifakı bir anlamda devam mı edecek yani bir şekilde? İşte hani o devam edeceği gibi. Güvenlikçilerden bahsettiğim benim aklıma MHP geliyor. Hatta Eyüp Spor maçında bir anda ortaya çıkan Mehmet Ağar geliyor. Açık konuşayım ben böyleyim dedi. Bak şimdi yani. İyi Parti hikayesinin içinde başlangıçta bulundum dedim. Hatırlayanlar hatırlar. Kendi bireysel girişimlerimle o işin meşruiyetini, demokratik bir açılım olduğunu, Türk siyasetini hatta Türk sağından ilk defa demokratik bir açılım gayretlerinin olduğunu dilim döndüğünce çıkabildiğim her televizyonda anlatmaya çalıştım. Sonra o çizgide olmadıklarını maalesef gördüğüm için veya uzak tutulduğumuz için de geride kaldık. Söylemeye çalıştığım şu, o arkadaşlarım bile, onlar bile MHP'deki arkadaşlar gibi güvenlikçi politikalardan onlar da vazgeçmezler. Vazgeçsinler demiyorum. Güvenlikçi politikalar ne demektir? Ferit şu demektir, söyleyeyim. Rasyoneliteyi kaybetmiş bir şekilde, paranoya haline getirilmiş bir şekilde, bağlamından koparılmış bir şekilde diğer bütün meseleleri ihmal edip elinde çekiç olan bir insanın bütün dünyayı çakılacak çivi gibi görmesi şeklindeki bu güvenlik kaygılarını abartmak güvenlikçi politikalardır. Yoksa bir devletin rasyonel ölçülerde, aklı başında ölçülerde ve risk analizleri yapacak şekilde güvenlik hizmeti üretmesi, güvenliği sağlaması bir devletin temel vazifesidir. Ayrım ortaya yani koyalım da. Şöyle anlıyorum. Şöyle diyorum, güvenlik derken güvenlik politikaları ya da olmayan bazı paranoyak iddialarla halkı kandırmak gibi bir şey yani. Çünkü o duyguların, milletin de öyle bir özelliği vardır. Şimdi millet niye bu vardır diyorum, şunun için diyorum. Yani bu unutmayalım ki Anadolu bir imparatorluk bakiyesi bir coğrafyadır. Bizim İstiklal Harbi'ne girerken veya Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdiğimiz tarihte nüfusumuzun 1/3'ü göçmen olarak kaybettiğimiz topraklardan geldiler. Yani ne demek istiyorum? Bu toprakların yaşanmış derin travmaları var. O travmalar gereğince güvenlik kaygılarının bu coğrafyada karşılık bulması, paranoya ürettiğinizde karşılık bulması o kadar tabii ki. Yani burası İskandinavya değil, burası Norveç değil, burası Anadolu, burası Türkiye. Bizim öyle kaygılarımızın olması onun da vatandaş nezdinde karşılık bulması normal. Ama bazı siyasetçiler bunu köpürtürler. Paranoyayı haline getirirler. Toplumu korkuttukları için ekonomi, ekmek, aş, demokrasi, adalet, hukuk gibi kavramlar bu travmanın altında kalır. Bu paranoyanın altında ezilir. Siyasetçiler bu işi senden benden iyi bilirler. Sosyal psikologlarla çalışırlar. Psikiyatristlerle çalışırlar. Siyaset bilimi uzmanlarıyla çalışırlar. Seçmen davranışlarını belirleyen faktörleri çok iyi bilirler. Recep Tayyip Erdoğan bunların başındadır. Bunları niye anlatıyorum? Bunları şimdi şunun için anlatıyorum. Şu Türk siyasetinin temel ekseni olarak tarif etmeye çalıştığım. Bak, sağcılık, solculuk, dindarlık, sekülerlik anlatmadım. Farkındaysan. Başka bir eksen koydum ortaya. Bu eksene göre ihtiyacı artık Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açlık, bu derin yoksulluk, bu emeklilerin gazabı şeklinde seçim sandıklarına yansıyan sonuçlar, bu eksenin biraz yumuşatılması veya diğer unsurlar tarafından tahkim edilmesini gerektiriyor.
bu ekseni biraz tahkim edeceğiz, yumuşayarak tahkim edeceğiz. Demokrasi, hukuk yolunda adımlar atarak tahkim edeceğiz. Rasyoneliteye dönerek, dış kaynak arayarak, Batı ile irtibatlarımızı artırarak, sıcak para girişini sağlayarak bu temel eksenin sınırlarını, bu iki eksenin sınırlarını biraz birbirine katacağız, birbirine sokacağız. Anlatabildim mi Ferit bak? Öyle oldu. Hatta, abi. Tamam. Hatta somut örnek verdim bak. Otoriterliğe karşı çıkarak, merkeziyetçiliğe karşı çıkarak, demokratik açılım adına, geniş kitlelere ulaşma adına, makul merkez oluşturma adına yola çıkan İyi Parti bile bir genel başkan adayının ifade ettiği gibi partimizi ikinci defa Recep Tayyip Erdoğan'a kaptırmayalım diye aday oldum diyorsa, bu eksenin sınırlarının nerelerden geçtiğini herkes anlasın. Herkes anlasın. Işte. İyi Parti ile ilgili ayrıca çok güzel bir yere geldin. İyi Parti ile ilgili ayrıca sorularım olacak sana ama hani dedik ya bu değişim haberlerinde hani bizim bahsettiğimiz değişim ile değişim bu değil. Benim dediğim olacak. Evet, şu anda kamuoyunun konuştuğu ya da muhaliflerin konuştuğu değişimin aynı şey değil diye uyarmıştık. Bir oyun, bir tuzak olabilir burada diye. Yani bakın şu haberi bile olumlu bir şeymiş gibi görüyorlar. Şimdi bak göstereceğim. Evet doğru. Bu bir anda böyle insanları gaza getirebilir. Ne oluyor? Bir değişim mi başlıyor diye. Bu Sabah gazetesi sevgili seyirciler. Sabah'ta bugünün ya görenler vardır, görmüşsünüzdür. Özgür Özel röportajı yapıldı ve gerçekten de çok sakin, suçlayıcı bir dil yok. Hani Sabah gazetesi ne ayar? Ne anlatıyordun Ferit? Yani 10-15 dakikadır ne anlatıyordum? İşte bunu anlatıyordum abim benim. İşte bunu anlatıyordum. Devam et lütfen, lafını kes. Evet bakın ya, makama saygıdan asla taviz yok. Bakın yani şimdi öyle bir tablo çiziyorlar ki şimdi bu Sabah gazetesinin güya tırnak içindeki gazetecilik başarısını muhalif kesimde birileri de artık Erdoğan bitti görüyorsunuz değil mi? Yani işler değişiyor. Medyası bile işte burnu sürtüldü. İşte, bunlar siyaset analisti mi? Bu lafları söyleyenler siyaset analist mi? Ya vallahi abi Erdoğan şöyle bitti diye mi yorumlamışlar bu haberi? Erdoğan bir diğer çalışması. Bu bir az önce anlattığımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yazlık saraydan döndüğü an çizgisini gösteriyor. Sabah gazetesi öncü kuvvet olarak bu PR çalışmasının hazırlığını yapmış. Yavuz Donat Özgür Özel'le böyle bir röportajı yaptıysa kendisi yapmamıştır, söylenmiştir. Manşete çekilecekse söylenmiştir. Bu bir mülakat ama bu bir manşete çekilecek bir şey değil ki. Bu manşete çekildiyse az önce söylediğim o Türk siyasetini belirleyen iki eksen arasında zorunluluktan kaynaklanan sınırları birbirine sokacak bir girişim. PR çalışması bu. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyamayacaksınız derken hep bunları kastetmiştim. Ferit, ve göreceksin tanıyamayacaklar, şaşıracaklar. Gerçekten şaşıracaklar. Bir kehanette daha bulunayım. 9 Mayıs'ta Amerika'ya gidecek değil mi? Gidecek. Biden'la görüşecek. 4 yıldır yaklaşık Biden'la, Biden onu hiç davet etmedi. Beyaz Saray'da randevu vermedi. Mayıs'ta veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı oraya gitmeden önce Irak'ta şöyle operasyon yapacağız, Suriye'de böyle operasyon yapacağız diye üst perdeden konuşacak önümüzdeki günlerde. Niye konuşacak biliyor musun? Biden'la görüşmeden önce karşılıklı al-ver pazarlığında Suriye'yi işte Irak'ı şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye cümle aleme duyuracak. Ama asıl duyurduğu kişi kim? Biden olacak. Operasyonlar, şöyle kapsamlı operasyon, böyle Sincar Dağı'ndan Kandil Dağı'na kadar hepsini yerle bir edeceğiz. Şu kamplarda, bu kamplarda, Rojava'da, Kandil'de şunları yapacağız. Bu o müzakereler olacak. O müzakerelerde masum Türk vatandaşlarıma bir şey demem ama terör örgütlerinin Batı tarafından satışa getirileceğinden çok eminim. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Ne dediğimi duyuyor musun? O
en fazla bize diyecekler ki bunları himaye edin, sizin himayenizde olsunlar, bizi de uğraştırmayın, Orta Doğu'da bu işlere bizi katmayın, siz bizim ezeli ve ebedi müttefikimizsiniz falan filan. Al sana bir 35 milyar dolarlık IMF ve Dünya Bankası referansıyla 35 milyar dolarlık da biz para. Miktar söylüyorum. Duyuyor musun abi? Bu ciddi bir yorum oldu, söyleyeyim yani. Bu radikal bir yorum oldu. Ya bu gerçekleşir mi, bu olur mu bilmiyorum ama. Hiç şüphen olmasın. Bunlar önemli bir şey değil ki bunlar. Bunlar çok kaydeden şeyler değil. Ve bak herkes takip etsin. Önümüzdeki 10-15 gün içinde bağıra çağıra Suriye'de, Irak'ta şunu yapacağız, bunu yapacağız, operasyon şu kadar kapsamlı, bu kadar kapsamlı, köklerini kazıyacağız falan falan söylenecek. Niye? Biden geliyorum, bak bunları yapacağımı ilan ederek geliyorum filan. Yani bu ülkede görünenlerin arka planına, arkasında olanlara bakmayı becerebilmek lazım. Bu bütün bunları yapmasının tek sebebi var. Denizi bitirdik. Ekonomik olarak denizi bitirdik. Sıkıştık. Köşedeyiz. İster istemez belediye seçimlerinde yaklaşık 1 trilyonluk bir kaynağı harcayamadılar. İsteseler de, yani 1 trilyon ne demek? İsteseler de harcarlar da harcayamadılar. 11 trilyonluk bütçemiz var bizim ama o bütçenin 2.8 trilyonu zaten açık. Yani borç bularak kapatacağız. 11 trilyonluk bütçenin içinde 1 trilyon ilave para harcayamadılar. Harcasalardı emin olun bu seçim sonuçları böyle olmazdı. O büyü bozulmazdı. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne edip edip verir algısı yıkılmazdı. O karizma bu sebeple sarsılmazdı. Tamam abim benim. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan değişecek ama o senaristlerin, o komplo teorilerinin iddia ettiği yönde değil, rasyonelite ve pragmatizm yönünde olacak bu değişim. Peki abi tamam, bu sefer de hani komplo teorisi dedin, çok hoşlamam dedin. Komplo teorisi üretenleri de eleştirdin ama şimdi senin karşındaki Ferit Atay bir komplo teorisi ortaya atacak. Bakalım bunu nasıl yorumlayacaksın? Yani şöyle, komplo demeyeyim de. Yani şimdi tamam, Erdoğan'ın değişmesinden bahsettik, işte muhalefette olan iletişiminin değişmesinden bahsettik, güzel, ekonomik anlamda değişiminden bahsettik, Avrupa Birliği, ABD'li iletişiminden bahsettik, değişecek. Ama Cumhur İttifakı'ndaki değişimle ilgili de şöyle iddialar ya da şöyle aklıma gelen soru işaretleri var. Mesela Van'da bir olay oldu ve kapandı konu, ilginçti. İlginç bir olaydı o. Ondan sonra baktık İstiklal Caddesi'nde başörtülü kızların da hanımların da yoğunlukla olduğu bir İsrail protestosu oldu. Ve orada o kızcağızlar hani elleri kelepçeli olduğu halde mesela bir kadın polis tarafından böyle yumruklandığını gördük. Ya kız kelepçeli, niye yumruk atıyorsun? Atmaman gerekirdi ama şimdi bunların hepsi acaba mesela, hatta daha da ileriye gideyim, Konya gibi bir yerde kahrolsun İsrail işbirlikçi AKP şeklinde bağıra bağıra binlerce insan gruplar halinde bağırdılar. Tabi İsrail'le ticaret de tam gaz devam ediyor. Orada da bir sorunumuz yok yani, elhamdülillah diyelim, sorunumuz yok. Ama abi şöyle bir şey var. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın ayrılma olayları gündeme geldiğinde bu tarz bir hani Van, İstiklal, çatışma gibi durumların olması ya sanki derinden birilerinin bir şeyleri kaşıdığı anlamına gelebilir mi? Hani bilmem tam olarak hani derdimi anlatabilir miyim? Anlattım. Ama evet. Bak ben ısrarlı bir şekilde programın başında Türk siyasetinin kalın hatlarla birbirinden ayıran temel ekseni tarif ederken senin bu Konya, İstiklal Caddesi örneklerin var ya, o eksen içinde düşünürsen ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Veya Van'daki olayı düşünürsen bu eksenin neresinden kaynaklandığını bunu daha iyi anlarsın. Yani bu işlerden bizatihi Recep Tayyip Erdoğan'ın ne haberdar olması,
ne de bizatihi talimat vermesi beklenemez. Yani İstiklal Caddesi'ndeki o başörtülü, hatta Mavi Marmara'da öldürülmüş bir Türk Müslümanın kızı olanlara yapılmış bu iş bir de. Yani ters kelepçe filan. Bunlara spontan bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan o talimatı vermedi. Yani bir gösteri sırasındaki talimat oradan gelemez. Ama o talimat nereden gelir? O temel ekseni, anlattığım ekseni temsil edenler var ya, siyasetin görünür ve görünmez aktörleri ve geniş bir koalisyonu temsil eden ve onların sağcı, solcu, İslamcı olması da fark etmez. Önemli bir şey değildir. Belki o polis, o didişmeye giren polis AK Parti döneminde göreve alınmıştır. Büyük ihtimalle AK Partili bir ailenin çocuğudur. Büyük ihtimalle. Ama abi, acaba öyle mi, yoksa MHP döneminde mi göreve gelmiştir? Benim sorum hiç biraz fark etmez. MHP veya AK Parti olması fark etmez. Bak, sözcülerini, MHP'li veya AK Partili sözcüleri dinleyin. Birisi şunu der. Bunlar, birisi der ki provokasyon bu. Öbürü der ki fitne çıkarmak der. Bak, bu jargona dikkat edin. Fitne çıkarmak demek, geleneksel İslam anlayışında mevcut otoritenin ya itaat etmeye itiraz edenlere suçlanacağı yegane kabahattir. Fitne çıkarmak, fesat çıkarmak. Bak, zihni kodlarımızda vardır bu. Şu siyasetin temel eksenini, o güvenlikçi ekseni besleyen zihni temeller de bu kodlardır zaten. Dikkat. Şimdi ben sana, biliyorsun ki son bir ay önce Brüksel'de tarım işçilerinin, yani çiftçilerin traktörlerinin arkasına, ya o depolara sulandırılmış hayvan gübresiyle Brüksel polisini tazikli hayvan gübresiyle nasıl püskürttüklerine dair bir video gönderdim. Sen kullanmadın. Ne diyorum? Ne anlatıyorum? Bir ay önce Belçikalı çiftçiler Brüksel'de polis panzerleri ve temiz su püskürten panzerlere karşı kendi traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerde hayvan gübresini sulandırmış şekilde polisleri püskürttüler. Türkiye'de böyle bir şey olsa ne olur, bir düşün. Ne olur, bir düşün. Yani çiftçiler polisleri püskürtüyorlar. Bizde ise şu denir: sen kim oluyorsun da Türk polisinin yüzüne tükürüyorsun? Öyle bir olay olmuş, bilmiyorum oldu mu olmadı mı? Bak, dikkat buyur. Orada karşılıklı polis memuru da bir kadın. Bir kadının yüzüne nasıl tükürürsün diye merkezine insanı koymuyoruz. Merkezine bir meslek grubunu koyuyoruz. Polisin yüzüne tükürmek, bir bundan daha büyük bir kutsal ihlal etmek olamaz. İşte o güvenlikçi eksen budur. Anlıyor musun? Tamam abi, anladım, ama ben tabii sorumu şimdi senin sorununa da geliyorum. Yok, Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle o güvenlikçi eksenin başındaki insan. O koalisyonu temsil eden ve o koalisyona da halktaki karşılığıyla meşruiyet üreten insandı. Nereye kadar? 31 Mart'a kadar. O meşruiyet üretme, rıza üretme, sosyal rıza deriz bunlara. Siyaset bilimcilerin jargonuyla söyleyeyim, literatürdeki adı bu. Meşruiyet üretme, sosyal rıza üretme. Onu kaybettiğine göre bunu tahkim edecek. Tahkim edecek. Yeni müttefiklerle tahkim edecek. Mehmet Tolga Akalın'ın söylediği gibi ikinci partiyi, demokrat milliyetçi diye kendisini vasıflandıranların partisini elinden alarak edecek. Benim Mayıs seçimlerinden sonra söylediğim gibi 404 milletvekilinin içinden yeni meşruiyetler üretecek. Yeni pozisyonlar, yeni statüler dağıtacak filan filan. Peki ya, ben orada biraz daha açık şey yapayım. Sen böyle polisiye işler arıyorsun ama yok bende öyle işler. Polisiye işler değildi abi. Şöyleydi açıkçası. Yani
Hatırlarsın değil mi? Sedat Peker'in ifşaatları vardı. Ve o ifşaatlarında Peker bir cümle kullanmıştı. Demişti ki, bakın görün zamanın derin devletinin önde gelen isimleri şu anda Erdoğan'la ittifak yapıyorlar. Ve bu adamların PKK'yla da bazı gruplarla da işbirliği vardır. Ve bunlar eğer çıkarları bir gün terse dönerse, bir gün hükümetle işbirliği yapmayı bırakırlarsa ya da bırakmak zorunda kalırlarsa Erdoğan tarafından, bunlar Türkiye'yi karıştırabilirler demişti. Tamam, Peker bir cümle kurdu diye o doğru olacak diye bir şey yok. Ama işin içinden gelen bir adam olduğu için dikkate almıştım. Ve şimdi geldiğimiz noktada hakikaten Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ayrıma gittiğini görüyoruz. Bahçeli ile ittifak yaptıktan sonra Erdoğan'ın ittifak yaptığı kimler vardı abi? Yani ittifak derken ortaya çıkan, değil mi? Korkut Ekenler vardı, Mehmet Ağarlar vardı, Çakıcılar vardı. Bu böyle isimler gündeme gelmişti. Beraber poz vermişlerdi. Şimdi Erdoğan bunlarla ayrımı düşünüyor olabilir. Çünkü seçimi kaybetti. Halkta da karşılıkları pek yok yani bu tarz isimlerin. Abi çok garip yani. Eyüp Spor maçında Mehmet Ağar poz verdi. Ortaya çıktı bir anda. Ve işte bu Doğu olayları, Van olayları, işte bu polisin başörtülü kızlara vurma olayı falan derken bir şüphe duydum. Haberci olarak refleks anlamında diyorum. Bakın yani doğru olmayabilir, bir komplo teorisi olarak da bunu görebilirsiniz ama bunu ben demedim. Peker demişti. Evet abi. Sevgili kardeşim benim, seyircilerimizin arasında eminim ki Marksist gelenekten gelen arkadaşlar vardır. Althusser'in devletin ideolojik aygıtları diye bir teorisi vardır ki isabetlidir, doğrudur, ben de katılırım. Devletin ideolojik aygıtları kitleleri, milleti, toplumu, halkı idare ederken hangi ideolojik unsurları ön plana çıkaracağız? Dini değerleri mi, milli değerleri mi, bayrak mı, vatan mı, millet mi filan? Bunlar ideolojik aygıtlar. Veya Atatürkçülük mü? Bak bunlar devleti idare edenlerin kullandığı ideolojik aygıtlar. Devletler, hele hele bizim gibi statükonun çok hakim olduğu, sivil toplumun çok zayıf olduğu, açık toplum özelliği taşımayan bir coğrafyada ve tarihi travmalar sebebiyle de o gelenek güçlü olduğundan sadece ideolojik aygıtları kullanmazlar. Sedat Peker'in söylediği beşeri unsurları da kullanırlar. Mehmet Ağar o ideolojik aygıtlar ve beşeri aygıtlar arasında mıdır, seyircilerimiz takdir etsin. Ama bak bir teorik çerçeve koyuyorum. Sadece ideolojik aygıtlar değil, bizde statükoyu koruyacak beşeri aygıtlar da vardır. Gerektiğinde kullanırlar. Kimse unutmasın. Tek bir şeye, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren başlasın, herkes bir düşünsün. Bizim devletimiz tekçi düşünüş biçimini, dışındaki her farklı düşünceyi tehlike sayar. Farklı olandan korkar. Tek tipliği sever. Milliyetçiler derneğini kapatır. Masonlar derneğini de aynı zamanda kapatır. Komünistlere takibat yapar. Türk ocağını da aynı tarihlerde kapatır. Bak sağı, solu, dincisi, şeriatçı diye insanları da takibata uğratır, komünistleri de takibata uğratır. Bunu yapan aynı devlettir. Bak aynı devlettir, çünkü bu hem ideolojik aygıtlar bunu gerektirir, hem beşeri unsurlar bunu gerektirir. Recep Tayyip Erdoğan da belki başlangıçta Kasımpaşa'dan çıkan, belki daha sivil bir politikacı ve devlet adamıydı. O da artık bu sistemin parçasıdır. Artık sivil bir siyasetçi değildir. Peki. Türkiye'de siyaset yapanların gözetmesi gereken tek unsur vardır. Muhataplarım, oy verdiklerim, destek verdiklerim millete ait olan sivil alanda mı siyaset yapıyor, yoksa devletin ideolojik veya statükonun ideolojik aygıtları ve beşeri unsurlar gibi mi davranıyor? Sorulacak soru budur abim benim. Peki abi, peki abi, güzel oldu. Şimdi bizim ben geldiğim gelenek hem ideolojik aygıtlar arasındadır hem de beşeri aygıtlar arasındadır. Peki abi, güzel oldu. Şimdi daha bak ekonomi var. Ekonomiyi bekleyenler de var. İki tane daha siyasetle ilgili konu var. Çok mu teorik oluyor? Seyirciler yazsın lütfen.
Seyirciler lütfen şu açıklamalar çok mu teoriktir diye itirazlarını veya onaylarını yazsınlar. Peki şimdi İyi Parti ile ilgili sorum olacak demiştim. Hızlı hızlı gidiyorum. Bir İyi Parti, bir de Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündemim var siyasetle ilgili. Sonra ekonomiye geçiyoruz. Tabii Meral Akşener'in işte aday olmayacağım, bırakıyorum şeklinde bir çıkışından sonra da hemen genel başkan adayları ortaya çıkmaya başladı. Hızlı hızlı sayayım. Bir tanesinden bahsetti zaten Rubil abi. Tolga Akalın dedi. Ama Musavat Dervişoğlu. En sivil en demokratı. En yani sivil en demokratı. Evet. Bütünüyle sivil ve demokrat demiyorum. Evet. Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Bilge Yılmaz. Devlet artıkları bunlarda. Ne yaptın abi ya? Öyle mi? Ne diyeyim, demeyin mi yani? Olabilir, sen daha ulan iyi şey yaparsın. Tanıyorum. Koray Bey'e nispeten daha fazla tanırım. Ama bu statükonun muhafız alayı gibidirler. Statüko diyorsun, evet. Sivil siyasetin temsilcileri olarak bu arkadaşları göremem. Maalesef göremem. Söylemeyin mi bunları? Söylemesem olur mu? Söylemesem olur mu? Nasıl abi, istediğin gibi yorum yaparsın. Hukuktan, ya. Demokrasiden, insan haklarından, ekonomik kalkınmadan, refahtan, ülkenin temel meselelerini 10 başlık halinde yarım paragraf yazacak halleri yoktur. Öncelikleri ne dedim, o birinci ekseni temsil etmek anlamında öncelikleri paranoyakça güvenlik politikaları üretmek, onları köpürtmektir. Bütün meşruiyetimizin kaynağı onlardır. Sakın kimse yine yanlış anlamasın, bir ülkenin güvenlik meselelerini hafife alıyor değilim. Onları köpürtmekten ve oradan bir paranoya üretmekten ve oradan bir siyasal meşruiyet devşirmekten bahsediyorum. Bahsettiğim bu. Rasyonel ve risk analizine tabi güvenlik problemlerini ihmal etmek anlamında laflar etmiyorum. Ben vatansever bir adamım. Bu ülkenin güvenliği, bütünlüğü, milletin iç barışı ve dış düşmanlara karşı korunması kaygılarını ihmal ediyor anlamında değil. Benim vurguladığım bu duyguları köpürterek sadece buradan siyasal meşruiyet üretenlere laf ediyorum ben. Söylediğim bu. Tabii. Şimdi Ekrem Bey ile ilgili de yorumla karşı bir soru soracağım sizlere. Ama tabii İyi Parti ile ilgili de şöyle bir özet yaparsak, tabii İyi Parti şu an kurulduğu günden itibaren aldığı en kötü sonucu aldı. Bir partinin eridiğini gördük belediye seçimlerinde. Maalesef böyle oldu İyi Parti adına. Çok kötü bir sonuç oldu. Burada Meral Hanım bir risk aldı aslında. Hani Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, işte Özgür Özel gibi isimleri çok sert eleştirerek, Mansur Yavaş gibi de yahu hırsız dedi ya. Hırsız dedi yani. Bu çok ağır bir ithamdı. Ya da işte beni kandırdılar, sırtımdan vurdular şeklinde açıklamaları da oldu Meral Akşener'in. Yani doğrudur, yanlıştır, kendince hakkıdır, değildir. Onu tartışmıyorum ama bu tavırları halk da en azından yerel seçim anlamında pek talep görmüş değil. Bunun da farkında olmadı. Yani olmadı. Ha belki ittifak yapsaydı, bilmiyorum Özgür Bey kabul eder miydi ama o zaman belki daha başka bir sonuç da olabilirdi. Yapamazdı. İttifak yapamazdı. Söz yani konusu şunu, değil. Abi bence şunu okuyamadı. Yani evet doğru, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, başta Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine toplumda bir tepki vardı. Ya o aday olma sürecinden tutun, yani bir Ekrem Bey ve Mansur Bey'e bir aday ol diye bir talep de vardı o zamanlar. Meral Hanım o süreci biraz geç okuyup Kemal Bey'e karşı politika yapmaya çalıştı. Olmadı, geri döndü. İşte Kemal Bey, Temel Bey falan, Ahmet Bey hep beraber bir toplantı yaptılar. Hatırlayın, hatta orada kavga çıktı büyük ihtimalle. Ekranlara çıktı, suratı asıktı Meral Akşener'in. Yani Meral Akşener bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama bu halkta karşılık görmedi. Yani samimi gelmedi. Bu okuma biçimi doğru değil. Bu okuma yani, biçimi doğru değil. Evet abi, yani sonra 28 Mayıs seçimleri bittikten sonra da dedi ki ya demek ki bunlar yanlış. Yani bunların halkta karşılığı yok bu altılı masanın. O zaman ben tek başıma çıkarım. Aslında Özgür Bey'in yaptığını farklı bir şekilde yapmaya çalıştı ama Özgür Bey yeniydi Meral Hanım. Siz yeni değildiniz. Sevgili kardeşim, evet. Bugün artık biraz konuşmam lazım. Bugün artık ben bu saydığın aktörleri birebir yakinen tanıyorum. Ruhlarına kadar tanıyorum. Meral Hanım'ın genel sekreteri Aytun Çıray çıktı şunu söyledi.
Ben devletime karşı son görevimi yaptım dedi. Kimden bahsediyor? Meral Akşener'de. Ne için diyor? Son cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Kim kimi yalanlayacaksa yalanlasınlar. Beni ilgilendirmez. Aytun Çıray bunu söyledi. Sayın Meral Akşener de Fatih Altaylı'nın programında herkes açsın baksın orada. Çıktı dedi ki, çünkü bizim gibi demokrasiye veya sivil insanlar, kasabalardan çıkıp gelmiş insanlar, yani statükonun asla ve kata bilerek ve isteyerek parçası olamayacak kadar taşralılar, kasabalılar. Bizim gibi insanlar Teoman Koman gibi seçkinlere, bürokratik elitlere mesafelidirler. Hatta onlardan korkarız. Kim bunlar diye. Devletin sahipleri sayarlar kendilerini, millete de marabo muamelesi yaparlar. Meral Hanım çıktı dedi ki, Teoman Koman benim hem dostumdur hem de hocamdır. Teoman Koman kim? Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, eski MİT Müsteşarı. Yani eğer bir ülkede statükoyu korumak anlamında antidemokratik, hukuk dışı bir şeyler varsa o işlerin beyni olduğu söylenir. İddiayı herkes araştırsın. Meral Akşener'in nasıl hem dostu hem hocası oluyor bilmiyorum. Niye bunları anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Demek ki o güvenlikçi eksen var ya, o eksen, o temel eksen var ya, Türk siyasetini belirleyen iki eksenden bahsettim ya, bu o eksenin bir ucu İttihat Terakki'ye gider. Öbür ucu Ahrar Fıkrası'na gider demiyorum. Hürriyetle ihtilafa gider de demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Suçlamak için söylemiyorum. Bir gelenekten bahsediyorum. Anladım, anladım. Bir gelenekten bahsediyorum. Aytun Çıray'ın laflarını, hanımefendinin kendi laflarını yan yana koyuyorum. Türk siyasetindeki hangi eksende görünüyor Meral Hanım? Söyle, sen söyle şimdi. Hangi ekseni temsil etmiş gibi duruyor? Demokrasiyi mi, hukuku mu, insan haklarını mı? Batı ile entegrasyonu mu, kalkınmayı mı, refahı mı, temel hak ve hürriyetleri mi, bireyi mi? Yani temel ekseni bir daha tarif edeyim. O eksenin birinde otoriteyi kutsayanlar vardır, öbür tarafında ise bireyi, insanı esas alanlar vardır. Anlatabildim mi Ferit? Siyasetteki temel ekseni... Aklıma ne geldi abi? Şey demişti ya, kahrolsun, istibdat yaşasın, hürriyet, değil mi? Öyle bir şey de vardı. O slogan neydi? O da mesela daha 1900... Bunun için bu eksende kalmak üzere her şeyi söyleyebiliriz. İstikametini, eksenini belirle, ondan sonra eksenin içinde her türlü fraksiyonu oynayabilirsin. Kahrolsun, istibdat yaşasın, hürriyet de diyebilirsin. Sen o eksenin içindeysen o laf bir slogandan ibarettir. Ruhunu kaybetmiş lafsından ibaret bir cümledir o. Ruhu olmayan bir cümledir o. Peki abi, tamam. Temel eksen, anladım. Anladım. Seyircilerimiz abi Hatırlasınlar. Otoriteyi kutsayanlarla bireyi, toplumu, insanı esas alanlar bu eksenin ortasından geçen kalın hattır. Tamam mı? Tamam. Ya ben buradan şunu çıkarttım senin yorumlarından da. Evet, liderlik başka bir şey. Ama genel başkanlık başka bir şey dedin ya, aslında o cümle yayınında özeti oldum, bir siyasetçinin iktidara gelmesiyle ilgili önemli. Çünkü işte söylemler, sloganlar başkadır ama liderlik de başka bir şeydir diyelim. Yani daha farklı, daha toplumun genelinde oynayan da bir şey yapmak gerekir ama bir clean, bir mekanizmanın içerisinden konuşursan nereye kadar gideceksin ki? Yani? Veya paranoyaların veya korkuların veya travmaların. Bunların esir olduysa veya hatta bunları kutsuyorsa, Ferit bak ne dediğimi lütfen herkes ciddiyetle dinlesin. Eğer bu birinci eksenin kutsadığı değerler bu travmalarla bu kadar köpürtülürse, bu köpürtmenin sonucu nedir biliyor musun? Bu kutsallık adına her şey yapılabilir. Niye yapılabilir? Başörtülü Gazze'yi savunan kızın ters kelepçelendirilmesi de dahildir bunun içine. Çünkü orada bir kutsallığı temsil ediyorlar. Hangi kutsallığı? Özetledim. Otoriteye tapınma kutsallığı. Oradan üretilmiş,
Ulul emre itaatin farz olduğu kutsallığı, oradaki devlet geleneği, devletin bekası lafıyla 86 milyonun haklarını önemsiz sayma anlayışıyla. Ya Ferit düşün, ne ben geçen programda ne dedim? 86 milyonun hakkını, hukukunu, aşını, ekmeğini, geleceğini korumaktan daha büyük devletin bekası olamaz. Doğru. Kesinlikle öyle. Tarif budur peki. Hadi çıkın tartışalım. Tarif zaten budur. Bunu yaparsan zaten iktidara gelirsin. Bunu yaparsan gelirsin. O öbürlerini köpürtmene gerek kalmaz. O evet. Paranoyalardan kurtulursun zaten. Ferit, seyircilerimize lütfen rica ediyorum. Unutmayın. Türk siyasetinde sağcılar, solcular, İslamcılar, sekülerler, Türkçüler, Kürtçüler yoktur. Bu iki ekseni temsil eden değişik fraksiyonlar vardır. Bu kadar. Evet. Peki abi, son o, şimdi hızlı gidiyoruz. Sorular da var. İyi Parti Genel Başkanı kim olur diye. Bunu şu an bilemeyiz. Ama yani kulislerde iddialara göre de Meral Hanım'ın Sayın Akşener'in de Musavat Dervişoğlu isminde destekleyeceği iddialar arasında geçiyor. Destekleyeceği resmen açıkladı. Özel kalem müdürü Musavat Dervişoğlu'nun adaylığını kamuoyuna ilan eden o, bu ilana gerek kalmadan biz iki gün önceden biliyorduk bu açıklamanın bu şekilde yapılacağını. Yani Musavat Dervişoğlu'yla Meral Akşener benim için, hiç kimse kusura bakmasın, hakaret etmiyorum, bir değerlendirme yapıyorum. O temel eksenin, az önce saydığım temel eksenin en koyu temsilcileridir. Ama ben bir Türk milliyetçisiyim. Benim önceliklerim hukuktur, demokrasidir. Niye? Milliyetçi olan insan önce bireyi, insanı, milletini esas alır. Otoriteyi kutsayarak milliyetçilik yapamazsınız. Güvenlik kaygılarını köpürterek milliyetçilik yapamazsınız. Paranoyalar üreterek oradan bir demokrasi, bir sosyal rıza üretemezsiniz. Milliyetçilik insana yönelmiş bir aidiyettir. Vatana, ülkeye, topluma, millete yönelmiş bir aidiyettir. Otoriteyi kutsamak, güvenlik kaygılarını köpürtmek milliyetçilik değildir. Evet abi, bak bu da güzel oldu milliyetçilik tanımında. Diğer bir siyasi liderle ilgili ya da belediye başkanı diyelim anlamında haber var. Ya da herkesin yorumunu merak ediyorum şu haber üzerinden. Şimdi Financial Times'ta Ekrem İmamoğlu... Bravo, iki gündeme getirdin, aklımda yoktu. Bravo. Şimdi orada abi başlıkta dikkatimi çekti. Yani şöyle bir, şimdi Ekrem Bey'le ilgili şöyle bir algı var ya da kendisi de belki bunu yapıyor olabilir. İşte masasında hem Kur'an hem bir nutuk. Bir elinde Kur'an, bir elinde nutuk. Bir elinde Kur'an, bir elinde nutuk var şeklinde. Ve hani Ekrem Bey de aslında zaman zaman işte eşiyle de beraber aynı şekilde de ailesiyle de beraber camiden dua ederken falan gibi pozlar da verebiliyor. Yasin okurken, kıraatla okurken. Yasin okuyor ya da işte Yasin okuyor, dua okuyor, Arapça ayetler okuyabiliyor. Hani böyle kabiliyetlerinin olduğunu da aslında halka aktarıyor. Ama mesela bunu çok da ciddi bir muhalif de bir isim olan, aynı zamanda dini de konuşan, mesela bizim İhsan Eli Açık eleştirdi. Gördüm yani. Ben de eleştirdim. Ben de eleştiriyorum. Ferit, ben de eleştiriyorum. Devletin ideolojik aygıtları diye altı sere atıf yaparak anlattığım işte bu örnek, tipik bir örnek. Bazen nutuktur ideolojik aygıt, bazen Kur'an'dır, bazen dindir, bazen millettir, bazen bayraktır. Siyasetçinin işi ideolojik aygıtlar kullanarak toplumları hipnotize etmek değildir. Siyasetçinin işi rasyonel ihtiyaçları, toplumun rasyonel ihtiyaçlarını, taleplerini medeni dünya ile yarışacak şekilde yerine getirmektir, karşılığını üretmektir. İdeolojik aygıtlar, bak bir devlet ideolojikse boş verin gitsin, bırakın gitsin. Şimdi Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'la öykündüğü görünüyor yani. Bir elinde Kur'an, bir elinde nutuk. Bir defa bunları denkleştirmek de ayrı bir problem ama Kur'an'la nutuk filan doğru değil. Ama bak farkında mısın? Financial Times'a haber olacak husus bu, manşet olacak. İyi ki gündeme getirdin, aklımda yoktu. Benim aklımda gerçekten yoktu.
Ama şimdi bunlar bu nedir ya? Bu nedir? Şimdi buradan bir bize ilham verecek, Türkiye'nin önünü açacak bir söylem, bir tarz değil ki bu. Buradan bir siyaset projesi çıkmaz. Buradan kitlelere ideolojik aygıt olarak diyor ki, yani Ekrem Bey diyor ki, ben de gelirsem ben bu unsurları ben de böyle kullanacağım. Bir tarafta nutuk, bir tarafta Kur'an. Hadi bakalım buyur. Evet. Gerisini siz halledersiniz. Yani tamam, bunu şöyle görebilirsiniz. Hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin diye bir laf vardır ya. Hani şimdi bir yere kadar da bunu kullanıyor. Böyle bir birikimi de var. Zaten gençliğinden beri de böyle işte namaz kılan, işte cumaya giden falan bir karaktermiş. Kur'an kursuna gitmiş. Böyle bir isim Ekrem İmamoğlu. Zaten soyadı da, kınanacak şeyler değil. Soyadı da İmamoğlu olunca zaten ya ya biz böyle yani İmamoğlu, şu oğlu, bu oğlu falan, bunları pek toplum olarak biraz hani genelleme yapıyorum tabii ki. Seviyoruz. Ama ben de katılıyorum yani bu eleştiriye. İsteriz ki bir lider çıksın ve daha devrimci hareketle, devrimden kastım sol gibi anlamayın lütfen. Yani daha hani artık şu mesela Mustafa Kemal hani öyle bir hamle yapıyor ki, öyle bir tavır, öyle bir politika uyguluyor ki ezberleri bozabiliyor, risk alabiliyor. Hani bu tarz bir kafada çıkıp da bizi bu bataklığa sürükleyen sistemi yıkmaya yönelik bir politika uygulayıp ondan sonra da Rubel abi daha aydınlık bir ülke, daha huzurlu, daha ekonomik anlamda mutlu bir ülke. Yani ama bu sıkıntılı da yorumlar, sıkıntılı tiplerle de iletişim halinde olup ya da işte ben de sizler gibiyim şekline girip de iktidar eğer olursan yarın ben o iktidar şekline açıkçası onay vermem. Yani oy vermem diyeyim daha doğrusu. Çünkü bazen dik durmak lazım bu konuları. Yani kimse korkmasın. Halk oy verir. Yok işte Ferit bilmiyorsun. Bunlar oy vermezler. Onu kullanmak zorundasın. Hayır. Hayır. Yani verir. Sen yeter ki amacını net aktar halka. Ama böyle olmayınca da tam olmuyor. Ama tabii Rubel abi illa bunu bir siyasi kurnazlık yapıyor diye de adlandırmak da yanlış olur. Adamın karakteri de bu olabilir. Yani şimdi işte böyle bir insandır. Dini bütün bir insandır falan filan. Onu bilemeyiz. Zaten bu iyi bir çalışma. İyi bir PR çalışması olmuş. Onu görüyorum. Görüyorum onu ya. Ferit yapma. İyi bir PR çalışması olmuş. Pragmatik bir çalışma olmuş. O belli. Ama şunu bak tekrar ediyorum. Bir devletin toplumunu, milletini idare edebilmesi için, düzgün bir şekilde idare edebilmesi için hukuk yeterlidir, demokrasi yeterlidir, bilim yeterlidir, akıl yeterlidir. İdeolojik aygıtlara ihtiyacı yoktur çağdaş bir devletin. Bunu Ekrem İmamoğlu da yapsa yoktur, Recep Tayyip Erdoğan da yapsa yoktur. İdeolojik aygıtları kullanıp meşruiyeti oradan üreten devletler demokratik hukuk devletleri olamazlar. Kitleleri hipnoz etmeye çalışan, siyasetten polemiği anlatan, kamu kaynaklarını üleşmeyi anlatan şark tipi siyasetçilerdir onlar. Oradan bir batı medeniyetiyle yarışan veya çağdaş muasır medeniyetle yarışan bir devlet, bir toplum çıkaramayız. Oradan şark tipi kurnazlıklar çıkarırız. Oradan girişimci değil bezirgan çıkarırız. Oradan müteahhitler, mücahitler çıkarırız ama oralardan iş adamları, girişimciler, müteşebbisler çıkaramayız. Orada çağdaş bir millet modeli çıkaramayız. Doğru. Oradan yani, çıkar. Evet abi doğru. Mesela bir izleyicimiz yazmış. Ferit Bey doğru diyorsunuz. Haklısınız. Ama Ekrem Bey de Tayyip yaptım Bey'i biliyorum. Ekrem Bey de Tayyip Bey'i kendi silahıyla vuruyor. Biraz süreç, biraz sabırlı olun diye. Ya ben şunu söyleyeyim ya. Öyle bir Ekrem Bey'le Tayyip Bey'le benim bir ilgim yok ki ya. Ben hani öyle bir olay yok. Sadece ya, başka bir şey söylüyoruz. Yani o ben sabırlı olmakla da bir şeyim yok yani. Ama ben memleketimin, ülkemin geleceği için içinde bulunduğumuz sistemin bize hayır getirmeyeceğini görüyorum. Zaten getirmedi de biliyorsunuz. Yani yıllardan beri ne haldeyiz yani. Onun için biraz daha farklı bir lider, biraz daha hani başka politikalar konuşan, başka dil konuşan bir siyaset artık istiyorum. Benim olayım bu. Yoksa Ekrem Bey'in o kendi görüşüdür, kendi siyasi işi ya da dini anlamda inancıdır.
Ama bu toplumun geneline hitap etmeyen bir dili olduğundan da açık konuşayım, söyleyeyim. Yani tamam, bir kısmı şey yapabilirsiniz, bir kısmı hoş görünebilirsiniz. Ama genel anlamda da çok da yani birisini taklit edip de bir yere gelinmez, bir. İkincisi, bak daha da ileriye gideyim Rubel abi. Hani açmayacaktım bu konuyu ama şunu unutmayalım. Kimse şu anda, yani CHP kazandı, tebrik ediyoruz. Özgür Bey kazandı, çok başarılı. Ekrem Bey çok başarılı. Mansur Bey çok başarılı. O ayrı bir şey. Ama sen camiye gittin diye, elini açtın diye, dua ettin diye seçimi kazanmadın. Bak bu da bir çok tehlikeli bir şeydir. Bu havaya girmesin kimse. Erdoğan seçim ekonomisini uygulayamadı. Bıktırdı artık toplumdan kendisini. Ve bir tepki oyuyla karşılaştı. Yani 2028'de aynı olay, yine aynısı olacak diye bir beklentiye girmesin. Herkes çalışsın, liyakatlı olsun, muhalefet dikkatli olsun. Yani öyle el açtım, şöyle yaptım, namaz kılıyorum. Bununla ilgili değildi kazanmanız. Onu söyleyeyim. Ve ben de bu arada destekliyorum. Ben de muhalif bir insanım ve değişim istiyorum. Ama realiteyi de görmek zorundayım. Yani onlar hikaye. Bu toplum cebini düşündü, parayı düşündü ve gerçekten fakirleşti. Rezil oldu bu anlamda hükümet tarafından. Rezil edildi yani. Para yok, pul yok. TL'nin değeri düştü ve yalvardı da, bak seyyanen zam, bak şu, bak bu diye enflasyon canavarı diye uyardı ama o kadar ukalaca davrandı ki yetkililer, iktidar ve cezayı kesti. Yani CHP'liler de dikkat etsin. Abi haksız mıyım ben? Yani öyle bir yani Evet. Şimdi CHP'li dostlar biliyorum, seyircilerin arasında var. Ben partili purtulu değilim. Hikayemi de anlattım. Hangi gelenekten geldiğimi de anlattım ama mevcutta partili falan değilim. CHP'li kardeşlerim de lütfen alınmasınlar. Bu konu partizanlık konusu değil. Bu konu parti tutma konusu da değil. Burada bir analiz yapıyoruz. Burada bir değerlendirme yapıyoruz. İlk günde dedim ki seçim analizleri en az 100 faktörlü analizler yapmayı gerektirir. Böyle siyasi aktörlerin başarılı başarısız olduğu gibi değerlendirmeler sığ değerlendirmelerdir. Objektif olarak bakıyorum, çiçeği burnunda yeni genel başkan, lider falan değil ha, yeni genel başkan Özgür Özel'in bu seçimi kazandığını söyleyebilmek için siyaset biliminin bütün unsurlarını, faktörlerinin hepsini çöpe atmak lazım. Böyle bir şey yok. Sonuçta ortada bir başarı var mı? Var. Bu başarıyı sağlayan bir sürü faktör yan yana geldiği için bu ortaya çıktı. O faktörleri ihmal edip kasaba kahvehane muhabbeti gibi seçim değerlendirmesi ben yapmam. Ferit sen de yapmazsın. Ama şunu da söyleyeyim, biz muhalifiz diye mevcuttakilerin yöntemlerinin dışında bana ilham verecek yeni bir siyaset projesi üretmeksizin birbirine öykünmüş ve metodoloji olarak aynı şeyleri yapan insanların rol değişimini ben değişim olarak görmüyorum. Yani nöbet değişimlerini, aynı yöntemleri deniyorlarsa, aynı yöntemleri uyguluyorlarsa, aynı usulle halktan meşruiyet devşirmeye çalışıyorlarsa onların başarıları bile değişim demek değildir. Nöbet değişimidir o. Ben de öyle bir şeye şahsen kendi adıma söylüyorum. Rıza gösteremem yani. Bu kadar basit. Evet, evet Rubel abi. Şimdi çok da tabii şey yapmayalım. Siyaset konusunu uzattık. Ekonomiye gireceğiz. Bir yoruma bir şey yapayım. Murat Bey yazmış. Sizin arkanızdaki kütüphanede de Nutuk ve Kur'an vardır. Ne var bunda gibi. Evet doğru. Kur'an da var bende. Hepsi var. Ama Financial Times'ın görmesi için masamın bir ucuna Kur'an, bu ucuna Nutuk koyarsam, Financial Times'a tembih etmemiş olsam bile bunu görün ve öne çıkarın demektir bu. Bu bir kurgudur. Bu bir PR çalışmasıdır. Yani sevgili izleyiciler, ya birbirimizi, kimse kimseyi böyle affedersin ama ahmak yerine koymaması lazım. Yani Financial Times durup dururken böyle bir şey uydurdu, öyle mi? Yani kendi kendine böyle bir şeyi ön plana çıkardı. Ya tamam abi. Organize edelim sevgili kardeşlerim benim. Tamam abi, o da öyle oldu. Evet doğrudur, vardır zaten, okuruz da aynı zamanda, çalışırız da bu konuları. Sadece bir uyarı yapmak istemiştik, o kadar. Herkes sakin olsun. Mesela başka bir izleyicimiz demiş ki Ferit Bey sizin kadar da CHP'yi AKP'ye yermiyor, yani eleştirmiyor gibi.
Böyle bir şey olabilir mi? CHP'yi mi ben şimdi eleştirdim? Yani yapmayın etmeyin, kurban olayım. Bizim muhalifliğimizi de biliyorsunuz nasıl muhalif olduğumuzu. Bunu da açıklama yapmaya da bir gerek yok. Ama bir partili değiliz, doğrudur. Bir gazeteci, bir yayıncının zaten öyle parti propagandası yapmaz. Yani eğer öyle bir yer, öyle bir kanal istiyorsanız zaten şu anda açın televizyonu. 40 tane muhalif yayın yapan da kanalda vardır. Ya da CHP'yi öven, onları izleyebilirsiniz. Ya da İYİ Parti'yi fark etmez. Biz defalarca kendimizi, karakterimizi söyledik. Bir partiye bağlı, bir partide tarafından fonlanan gazeteciler falan da değiliz. Ayrıca şu var, bak yine altını çiziyorum. Ne dedim? Özgür Özel'in, Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bu isimlerin başarısını takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ama diyorum ki, ya bu da bizim yorumumuz, katılırsın katılmazsın. Aman dikkat, aman dikkat. Yani seçim zaferi sarhoşluğuna kimse girmesin. Bu kazanmanın, seçimi kazanmanın, yani yerel seçim kazanmanın şifreleri biraz başka diye. Hatta geçtiğimiz yayında Rubil abiyle öyle bir analiz yaptık ki bir saat boyunca. Ekonomik altyapısını ölçtük, Erdoğan'ın içinde bulunduğu durumdan bahsettik, Merkez Bankası'nın parasından bahsettik, emekliye niye zam veremedi, hepsinden bahsettik. Seçim ekonomisini niye uygulayamadığından bahsettik. Hani onu bir izlerseniz sevinirim. Yani bu kanal biraz başka. Hani biraz başka şekilde konuşuyoruz. Yoksa o klasik anlamda wow, biz kazandık falan filan öyle bir bak altını çiziyorum. Muhalifim biliyorsunuz. Ben muhalifim. Ama şimdi ben evet, burada bir sınır vereyim mi? Yani bitti bu iş. Erdoğan bitti falan diyecek halim yok. Erdoğan'ın da bir planı var. Benim meslek anlamında bunu bulup size anlatmam lazım. O planın ne olduğunu. Onu sorguluyorum. Yoksa CHP'li bir yetkili beni aradı Ferit. CHP'li evet. Yetkili. Değerlendirmelerinizi dinledik. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz ama şu hususu hatırlatmak istiyoruz dediler. Ben onlardan hareketle hatırlatıyorum. Çünkü araştırdım ki öyleymiş. 2019 seçimlerinde CHP il genel meclisi ve belediye meclisi oylarında %31,6 aldı dediler. Yani çok abartılacak bir durum yok dediler. Duydun mu? CHP'den arayan yetkili söyledi bunu. 31,6'ymış 2019 mahalli seçimleri. Yani mahalli seçimlerle mahalli seçimler mukayese edilir. 2023 Mayıs seçimlerini mukayese etmemek için bunu söylediler. 31,6'ymış. Ben de yeni öğrendim. Araştırdım ki öyleymiş. Duydun mu Ferit? Yani biz o anlamda kimseye husumetimiz olmadığı gibi bu hatırlatmayı yapan bir CHP yetkilisi bana. Aradı söyledi. Aynen. Ne demek? Şimdi seyircimizin biri diyor ki yahu Dem'i görmüyor musunuz? Sevgili Ferit sen şahitsin. Şırnak'ta, Iğdır'da, Van'da seçmen statüsünü kazanmış insanların sandık başında DEM yetkilileri tarafından siz nerelisiniz diye sorguya çekildiklerinin bir ırkçılık olduğunu, bir fanatizm olduğunu, bu sosyal barışı bozacağını, buna sesimizin çıkarmamız gerektiğini ben söyledim ilk günden. Hatta siz de çok fazla üzerinde durmadınız. Ya seçmen statüsündeki insana Ağrı'da veya Van'da veya Şırnak'ta oy kullanıyor diye nasıl karşı çıkacağız? Bunu karşı çıktığımızda hukuku nasıl savunuruz? Temel hak ve hürriyetleri nasıl savunuruz? İstanbul'daki birisi de, İzmir'deki birisi de senin yakana yapışsa ki sen nerelisin? Buraya nasıl geldin, oy kullanıyorsun dersen hep birlikte ona da karşı çıkarız. Ama sen demlilere söylüyorum, onları eleştiriyorum. Hem hukukun hem demokrasinin hem insan haklarından akşama kadar bağırıp çağıracaksın. Oy kullanan adamın yakasına yapışacaksın ki sen nerelisin? Niye polismiş de sivil yahu polisin seçme ve seçilme hakkını seçim kütüğünde adamın adı sanı varsa engel mi olacağız sen nerelisin gerekçesiyle? Duydun mu sevgili Davut kimdi o bunu söyleyip tarafsız olan Ercan Kömürcü. Gördün mü Ercan kardeşim herkes eleştirdik. Evet ama en güzeli bak Işıl Hanım yapmış. Fikirlerimiz aynı olmayabilir ama farklı bakış açılarını dinlemek beyin fırtınası yapmamızı sağlıyor. İşte bu. Amacımız da bu zaten. Yoksa tabii ki burada herkesin fikirleri başka olacak. Yani benim başka, Rubil abinin başka, sizlerin başka. Ve chatte de böyle tartışıyoruz hep beraber. Görüyorum çok da hoşuma gidiyor. Ya da şu anda yani yanılıyor da olabilir mesela demin yaptığım yorumda. Fark etmez herhangi bir yorumunda. Ama biz burada beyin fırtınası yapıyoruz. Zanka TV'yi
yayınları olarak. Derdimiz bu. Yoksa herhangi bir siyasi partinin propagandasını yapacak halde değiliz. O zaman samimiyetimiz, tarafsızlığımız da şüphe altına kalır. Öyle değil. Burada biz hep beraber sorguluyoruz. Ha, benim orada işte Rubel abinin de bana katılıyor orada. İşte uyarılarımız oluyor bu 2028 ile ilgili. Aman tuzağa düşmeyin diyoruz. Kazanan muhalif partilerine ve liderlerine aman tuzağa düşmeyin, dikkatli olun diyoruz. Bu yorumu da farklı şekilde algılayanlar olabilir. Daha ne, nasıl kendimi ifade edeyim? Ettim işte yani. Durum böyle. Şimdi hızlı hızlı. Evet, çok merak ediliyor ekonomi. Peki şimdi bayramdan sonra ne olacak? Bir kere abi şu Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği mektup konusu var. Çok tartışıldı ama tam anlaşılmadı gibime geliyor. Ya orada şimdi Merkez Bankası, yani tırnak içinde tabii. Ya bu arada sanki abi burası da hani ABD Merkez Bankası FED'miş gibi de, sanki böyle çok bağımsızmış gibi de, Merkez Bankası çıkmış Erdoğan'ı uyarmış. Ben buna katılmıyorum abi. Bence buna Erdoğan'ın haberi çerçevesinde yapılıyor. Erdoğan iyi polis, Merkez Bankası ve Memme Şimşek kötü polis oluyor burada. Ben böyle inanıyorum yani. Yoksa bizim ülkemizde Merkez Bankası hükümeti uyaracakmış da, diyecekmiş de, bak dikkat et artık bundan sonra kredi kartları, işte Temmuz ayındaki emekli zammı ya da işte asgari ücret gibi zamları yapma diyecekmiş de, Erdoğan da onu dinleyecekmiş. Hiç sanmıyorum abi. Bence durum kötüye gidiyor. Gerçekten Temmuz ayındaki zamlarla ilgili çok üzülebilirsiniz. Çalışanlar, asgari ücretliler özellikle. Tabii emekliler de öyle. Çok büyük bir beklenti var emeklilerden de. Ama Erdoğan şu an bir şeylerin sanki zeminini hazırlıyor gibi, kötü polis yaptığı Memme Şimşek üzerinden abi, ne diyorsun? Ferit'ciğim, Merkez Bankası'nın mektubu öyle birinin bir yere aklı estiği gibi bir mektup yazması falan değil. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar epeyce de erozyona uğramış olsa bile sonuçta anayasal bir hukuk devleti. Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesinde Merkez Bankası'nın hedeflerini, o yıl için koyduğu hedefleri, bir önceki yıl koyduğu için hedefleri niye tutturup tutturamadığını kanunun 42. maddesi gereğince hükümete bildirmek zorundadır. Cumhurbaşkanına muhatap olamadıklarından o mektubu Mehmet Şimşek'e gönderdiler. 42. madde gereğince. Biliyorsun, seyircilerimiz hatırlarla, bu mektupların detaylı bir halini ben daha önce 3 sene önce analiz ettim. Ne zaman? Şahap Kavcı Şahap Kavcıoğlu'ndan önce görevden bir gece yarısı alınan, onun enflasyonla ilgili bu mektubunu 18 başlık halinde analiz ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Yani o şeyde de, mektupta da aslında kanunun öngördüğü Merkez Bankası'nın para politikası ile yapacağı enflasyonla mücadelenin başarılı olabilmesi için de maliye politikası tarafındaki muhataplara la koordinasyonu ve eş güdümü sağlamak üzere böyle bir mektup yazarlar. O mektupta herkesin ön plana çıkardığı şuydu: asgari ücret ve ücretlerin artışının yılda bir defa yapılması. Bunu sanki yeni duyuyorlar. Mehmet Şimşek aylardır bunu söylüyor. Hatta Mehmet Şimşek daha fazlasını söyledi. Unuttunuz mu? Mehmet Şimşek dedi ki memur maaşları, emekli maaşları ve asgari ücret artışları, Naci Ağbal abi. Naci Ağbal. Mektupları çok analiz ettim, biliyorum. Hemen chatte yazdılar sağ olsunlar. Ben de oradan gördüm. Hemen sana söyledim. Unuttum yani. Mehmet Şimşek ne dedi? Beklenen enflasyona göre bu artışları yapalım. Ne demek? Beklenen enflasyon, yıl sonunda %36 öngörüyoruz. Yıl sonunda 36 öngörüyorlar. Tutar tutmaz ayrı. Bana göre tutmaz. %45'in altına düşmez. Yıl sonu enflasyonu hedefi. Ama ona göre yapalım demek ne demek? Hem bir defa yapalım demek, hem de mevcut enflasyona değil, beklenen enflasyona göre yapalım demek. Ben sizi sıkı bir istikrar programına aldım demek. IMF'in gelmesine gerek yok. Ben IMF'in görevini yapacağım demek. Peki diyeceksin ki, şimdi birisi diyecek ki, ya iyi de Rubel Bey, sen o zaman bir akıl ver bakalım. Hem sıkı istikrar programı uygulamayacağız, hem de enflasyonla mücadele edeceğiz. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Böyle bir yol yok. 22 yıl boyunca hovardalık yapanlar
Buna cevap bulamazlar. Hovardalığın sonucunu hep birlikte ödeyeceğiz. Kim ödeyecek? Ferit, bugün bir veri geldi elime. Hep birlikte ödeyeceğiz dediğim o. Ferit, hala Mart ayında, Mart ayı rakamlarına göre ithal otomobil satışları Mart ayında da patlamış. Evet. Duyuyor musun? Çok bu önemli. Neyin, evet. Bu neyin sonucu biliyor musun? Bu neyin sonucu? Hakan Kara Hocam da genel olarak bir grafik hazırlamış bununla ilgili. Hakan Kara Hocam'ın o grafiğini de bir. Bu şunun sonucu. Kura, fiyata, TL kuruna, döviz kuruna hiçbir duyarlılığı olmayan bir kesim var. Kim o kesim? 22 yıl boyunca kamu kaynaklarıyla bu milletin sırtından elde edilen gelirlerle, vergilerle ve diğer kamu gelirleriyle servet transferine muhatap olan tuzu kurular var ya, tuzu kurular. Onlar ithalatı patlatmaya, hem de hangi ithalatı? Tüketim malları ithalatını artırmaya devam ediyorlar. Yani şimdi 2019'dan önce, hatta 2018'den önceki çizgiye bakın. 2013 ile 2019 arasına bir bakın şu grafiğin. Daha sonra olanlara bakın. Ya ülke zenginleşti de bizim mi haberimiz yok? Bu tüketim ithalatının artmasının sebebi bu mu? Hep birlikte zenginleştik mi Ferit? Hayır. Biliyorsun ki derin fukaralık, derin yoksulluk milletin canını, mutfağını yaktı. E şimdi hala ithalat. Hangi ithalat? Tüketim malları ithalatı. Hangi ithalat? Otomotiv ithalatı. Geçen ay satılan 100 otomobilin 70'i ithalat, ithal otomobil. Niye? Çünkü servet transferi yaptığımız kesimde o paralar duruyor hala. Hangi servet transferi? Onu da geçen programda anlattım. Ya %14 ile 15 faizle 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon kredi kullanmışlar ya. Bu ne demek? Bu servet transferi işte. Bu servet transferi böyle oluyor. Tuzu kurular devrede diyorsun abi ya. Tuzu kurular. Şimdi bu tablo bu. Ya farkında mısın? Her ay 5 milyar dolarlık tüketim malları ithalatını bu ülke nasıl kaldırır? Peki daha önceki yıllar 2,5'larda, 2'lerde nasıl kalmış? Biz birdenbire 2 katı, 3 katı zenginleştik mi ki bu tüketim malları ithalatı her türlü tedbire rağmen artmaya devam ediyor? Ne bu biliyor musun? Tuzu kuruların ithalatı. Servet transferiyle haksız bir şekilde gelire kavuşmuş insanların ithalatı. Peki biz katlanacağız. Neye? Vatandaş olarak biz de bu sefahati sürmüştük. 100 bin liralık kredi kartı limitim varsa ucuz faizle 100 bin liralık nakit avansı ben de kullandım. Kullanmadım da örnek veriyorum. Sen de kullanmışsındır. Sana da örnek veriyorum. E bu değirmenin suyu kesilecekti, kesildi. Deniz bitecekti, bitti. Şimdi zorunlu olarak kaynağı dışarıdan arayacaklar Ferit. İçeride yok. Yok, içeride öyle bir şey yok. İçeriden bulamazlar. 4 milyon konutu teker teker incelemeye almışlar. Bu ya kiralı... Evet Rubel abi, o nedir ya? Şey KDV konusu geldi. Memeşmiş şeyin işte müdahalesi, vergilerle ilgili bu. Şimdi işte o, ev sahiplerinin aldığı parayla ilgili de işte bir yapay zeka sistemi kurmuşlar da efendim, bir haberler vardı bugün, evet. Şimdi o KDV şu. KDV'de biliyorsun ki bazı mallar, mal ve ürünler halk çok ezilmesin diye bilhassa gıda ürünlerinde KDV %1'dir, 2'dir filan işte. Düşük KDV'li ürünler vardır. Lokantalar, servis veren yerler, restoranlar filan, onlar aslında sattıkları hizmet ve ürün gıda ürününün işlenmiş hali, servis hali. Onlar %10 KDV'li işlem yapmaları gerekirken hasılatlarına, sanki ham gıda satıyorlarmış gibi veya gıda ticareti yapıyorlarmış gibi %1'le işlemlerini yapıyorlarmış. Anladın mı? Orada yeni bir vergi değil. Yani bir kanunun boşluğundan kötüye kullanarak istifade etmeye çalışanların üzerine gidecekmiş, gitsin. Peki şimdi ben başka örnek vereyim. Çünkü seyirciler de yazdılar bana. Hanımefendinin biri yazmış.
Tek bir çocuğum var. Üniversitede okuyor. Bir tane kiram vardı. Kirayı haksız bir şekilde enflasyona rağmen dondurdular. Perişan oldum. Çocuğumu okutacak durumda değilim diye. Şimdi o herkes bu durumda değil tabii. Bazılarının 10 tane dairesi var, kiraya veriyor. Onlar vergilerini versinler. Hiçbir şey demem. Benim de öyle 3 artı 1 zemin katta bir kiralık dairem var. Ferit. Şimdi Mehmet Şimşek'e soruyorum. Cuma itibariyle beyannamemi de vergimi de hepsini peşin peşin ödedim. Şimdi Mehmet Şimşek'e soruyorum. Kardeşim siz 2-3 yıldır enflasyonun %70-80 olduğu bir ülkede kiraları %25 ile sınırlandırdınız. Şahsımın adına konuşmuyorum bunlar. Kuşa çevirdiğiniz kiraların vergisini vermezseniz de şöyle asarız keseriz diye herkesi korkuttunuz. 4 milyon insanı incelemeye almışsınız. Şimdi soruyorum. Kiraları %25 ile dondurdunuz. Bu süre zarfında bu insanlara kuşa döndürülmüş, yani paraları eritilmiş, birikimleri eritilmiş insanlara hiçbir şey yapmadan bir de bu kuşa dönmüş paraların üzerinden vergi vermezseniz de sizin gebertirim diye bütün her yere ilan etmiş. 4 milyon insanı incelemeye almışlar. Sayın Mehmet Şimşek, ben paramı, beyannamemi verdim, ödedim. Ama o paraların bir kuruşunun israfa, yolsuzluğa, haksızlığa, isabetsiz harcamalara gitmesi halinde bırak hükümeti. Diğerlerinin hiçbir derdi, onlara bir derdim yok ama az buçuk sana inanıyorum. Bir kuruşunu zayi edersen sana haram olsun o. Hepsi birden haram olsun. 4 milyon insan adına, 32 milyon çalışan adına, 25 milyon hane halkı adına söylüyorum bunları. O paraların bir kuruşunu zayi ederseniz hepinize haram olsun onlar. Abi tepkini çok iyi anlıyorum gerçekten. Çünkü şu anda chatte de gördüm. Ev sahipleri de bu %25'ten dolayı da çok rahatsız olanlar da var. Ama kiracılar da haklı sevgili ev sahipleri. Onu da söyleyelim. Bir kiracı olarak. Kiracılar haklı. Hiç hak. Ama yani bunu çözecek bu konuyu? Yani doğru. Bu sorunu ev sahipleri üzerinden çözmeniz yanlış. Yanlış. Doğru. Yoksa zaten ondan kavga ediyorlar. Kiracılar, ev sahipleri devamlı kavga ediyorlar. Ya cinayetler, ölümler oldu, ölümler. Cinayetler oldu ya. Allah'tan korkmuyor musunuz siz ya? Sosyal devlet böyle bir devlet değildir. Onu birbirine bak diyorum. İstersen okuyayım o seyircinin yazdığını. Çocuğum var üniversitede, kirayla okutuyordum, okutamıyorum diyor. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ve bir de şimdi bu kadıncağıza vergi vermezsen şöyle asacağız, keseceğiz diye onun üzerine gidiyorlarmış. Evet, onun Allah'tan korkun ya. Ben bir rakam söyleyeyim de Ferit, herkes bir anlasın. 2.2 trilyon TL vergi teşvikleri, istisnaları ve muafiyetleri toplamı var. 2.2 trilyon. Karşılığını bir gösterin bize de biz de inanalım ki bu isabetliymiş bu. Tamam, bu istisnalar, bu muafiyetler doğruymuş. Ne yaptıklarını gösterin. 2.2 trilyon muafiyet vermişiz, istisna vermişiz. İki gün önce konuşuyordunuz. Bilmem ne ihracatçılar birliği dövizin 40 lira olmasını istiyormuş. Allah'tan korkmuyor musunuz? 86 milyon ne yapacak o döviz kuruyor? Yok abi, yok abi, bir dakika abi, özür dilerim. 40 olmasını istemedi aslında o adam. Çifte kur dedi. Çift kur, yani çift. Bana 40, vatandaşa 32 diyor yani. Sevgili kardeşim, bu daha büyük bir ayıp. Bu daha büyük bir utanmazlık. Öyle diyor. Kamu kaynaklarından sana 8 lira ilave kur parası ödeyeceğiz, öyle mi? Dünya Ticaret Örgütü'nden bir hukukçu arkadaşım yazdı bana, aradı. Zanka TV'de bunları dinledim. Böyle bir şeyi yapsak Dünya Ticaret Örgütü bütün mallarımız için dava açarlar. Muhataplarımızın hepsi dava açarlar. Bu hukuk aykırı saçma sapan lafları, teklifleri kimse gündeme getirmesin diye. Yani ihracatçı neydi o? Bir adam yani. Onu gündeme getirmişti. Tohum ihracatçıları, yaş ve bilmem ne, yağlı tohumlar evet. İhracatçıları. Böyle bir kim verecek? Millet verecek. Kim bu millet? Ya 86 milyon 10 bin lira emekli maaşıyla açlığa mahkum edilmiş insanlardan toplanan paralar, onların tüketiminden toplanan vergilerle bu beylere 40 lira üzerinden kur ödeyecekmişiz. Kardeşim,
Ferit, hep tekrarlıyorum ama sen de o grafiği bir türlü bulup vermedin. Hangisi real diyorsun? Efektif kur, real efektif kur. Yırtınarak söyledim ki ya real efektif kurda TL çok daha değerli iken bu ülkede ihracat yapılabiliyordu. İhracat artışları oluyordu. Şimdi TL en değersiz hale gelmesine rağmen hala mı TL'nin değerini düşürün diyorsunuz? Bu milletin fukaralığını ne yapacağız? Bu milletin yoksulluğunu ne yapacağız? Ya kurun düşmesi demek milletin fakirleşmesi demek. Şimdi ihracatçının tepkisi şöyle, yani onlar da kendi çerçevesinden diyorlar ki niye enflasyonuna niye hiç itiraz etmediler bugüne kadar? Bugüne kadar enflasyona niye itiraz etmediler Ferit? Ucuz krediler alırken ya bunun kaynağın nereden geliyor diye niye itiraz etmediler? Burada tamam, haklısın. Evet, orada hala ihracatçılar Mehmet Şimşek'i dinle. Bu ülkenin en ucuz kredilerini onlar alıyorlar. Seçici kredi diyoruz ya adına, seçici kredi. İhracatçılar hala en ucuz krediyi kullanıyorlar. %70'lik bir kredi faiz ortamında %15 ile 17 ile kredi kullanıyorlar hala. Lütfen gözünüzü seveyim. Yani 19. yüzyılın 18. yüzyılın teknolojisiyle tekstil üreterek İhracat mı ihracat yapamazsınız kardeşim. Yapamazsınız. Biraz da kendinize dönün bakın. Yani işte dolar kurunu baskılıyorsunuz. Dolar kurunun adil değeri bu değil. Ve biz aynı zamanda... Adil değerinin 100 olduğunu söylüyorum. Şu an 58 de. İşte aynı zamanda asgari ücreti arttırıyorsunuz. Zamları arttırıyorsunuz. Ama dolar TL kurunda baskılayınca biz de geçinemiyoruz diyorlar ihracatçılar. Ama Mehmet Şimşek de onlara bir cevap vermişti. Dedi ki siz zamanında çok kazandınız. Artık bekleyeceksiniz diye sert bir cümle kurdu. Yani ihracatçılarla hükümet arasında bir gerilim var sevgili seyirciler. Rubel abi genel anlamda tabii ki ben anlıyorum. Yani piyasanın yanındadır aslında. Ama burada ihracatçıların haksız bir çıkış yaptığını da söylüyor. Anladım. Ama tabii bir şey öyle. Bak örnek veriyorum, lafını kesiyorum. Adil değer bu değil öyle mi? Ya geçen hafta Merkez Bankası döviz alım için piyasaya çıkmasaydı döviz daha da düşüyordu. Piyasadan iyi mi biliyorsunuz siz? Siz piyasadan iyi mi biliyorsunuz? Ferit geçen hafta bak bir hafta içinde bir haftada 7 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervlerin arttığını bu perşembe günü göreceğiz. 7 milyar dolar az bir paradan bahsetmiyorum. Niye? Kur şoku yaşanacak diye millete döviz aldıranlar var ya, şok yaşanmayınca o paraların hepsi bozduruluyor şu an. Merkez Bankası döviz alıcısı olmasaydı kur belki de 30'un altına girecekti. Hani yani, adil değer, hani piyasa? Ya doğru, bir panik oldu. Panik olunca da vatandaş da satmaya doğru gitti. Abi 7 milyar dolar az para değil. 7 milyar dolar. Ama Merkez Bankası'nın döviz alma olayı doların düşmesini engellemek için mi abi, yoksa ucuzdan döviz almak için mi abi yoksa? Merkez Bankası'nın görevi olağan dışı kur hareketlerine karşı elindeki enstrümanları kullanmaktır. Düşmesi de olağan dışıdır, kur şoku da olağan dışıdır. Ama rezervlerini güçlendirmek gibi bir öncelikleri de vardı, onu yaptılar. 7 milyar dolar döviz aldılar Ferit. Bu az bir rakam mı ya? Bir haftada. Evet, ciddi aldılar. Evet, doğru. Merkez Bankası. Yani ihracatçılar gitsin biraz teknoloji geliştirsinler. Organizasyonlarını artırsınlar. Gerçekten. Milletin sırtından teknoloji... 40 lira bize 40 liradan kur. Burası Arjantin mi ya? Arjantin'de bir gün anlattık hatırla. 8 tane farklı kur var. Evet orada öyle. Öyle bir durum oldu maalesef. 8 farklı kur var. Türkiye'de umarım öyle bir şey olmaz. Dediğin gibi bir taraf dolarını, yani ihracatçı dolarını 40 TL'ye bozduracak. Biz dolarımızı 32 TL'ye bozduracağız. Burada bir sıkıntı var. Bir de o bozulan doları, o parayı sonuçta milletin parası olacak. Ama tabii bu artık farklı başlayacak. Senin dolarını ihracatçıya vereceksin. İhracat yapmışsın gibi 40 liradan tahsil edeceksin. Ya böyle hokkabazlık olur mu ya? Ama belki de zamanındaki o
fırsatları değerlendiremeyen de ihracatçılar olabilir. Ya yani onları da düşünmek lazım. Yani zor durumda olanlar da olabilir. Abi hiç yani, piyasaya üretim yapsınlar. Ne yapayım yani? Şimdi memleketin döviz ihtiyacı var diye bu tür şantajlara muhatap olmak zorunda mıyız? Bu şantaj ya. Biz ihracatçıyız, döviz getiriyoruz. E ne yapalım? E 50 liradan al benim dövizimi, 100 liradan al. Bu laf mı ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bu konuşulur mu? Evet. Ama bu hesapların hepsini Recep Tayyip Erdoğan'a sorsunlar. Gidip ona sorsunlar. Rasyonalitesini kaybetmiş, subjektif kanaatlerini mutlak gerçeklik sayan dogmatik politikaların sonucudur bu. Adam kafasındakileri, subjektif algılarını gerçeklik zannederek millete bir şeyler dayattı. Sonuç bu. Vallahi abi öyle bir durumdayız ki ben seni anladım. Hakikaten farklı bir yorum yaptın. Bu talep 40 talebiyle ilgili de. Ama bu adamlar da ne olursa olsun hani piyasayı temsil eden, piyasanın içinden adamlar. Yani sana böyle muhalif olmak için bunu söylemiyorum. Sadece bir sorguluyorum mevzuyu. Yani ülkeye döviz sokma ihtimali diyeyim en azından olan kişiler bunlar, bu ihracatçılar. Bunları da üzmeyelim. Bir orta yol işte yavaş yavaş bulunsa iyi olur. Ama ya, tamam şey dolar kurunu yani çok baskılıyorlar abi dolar kurunu bir taraftan. Ama abi ben de söylüyorum ki baskılamıyorlar diyorum. Tamam hayır sen dedin ki dolar kuru düşüyordu tam tersi bu sefer düşürmemek için alım yaptılar dedin. Anlıyorum seni böyle oldu. Ama tabii bir taraftan da ucuzdan da dolar aldıkları belli Merkez Bankası'nın. Yani onu da söylemek gerekiyor. Yani ucuz diye de almış olma ihtimalleri yüksek. Topluyorlar yani. Dolar topluyor Merkez Bankası. İki amacı var. Rezerv güçlendirmek, kur hareketlerini stabil hale getirmek. Ama şu cümle çok güzeldi. Onun altını çizeyim. Gerçekten teknolojik altyapılı ürün ihraç etmemiz gerekiyor. Yani bizim ihraç tablomuza bakın sevgili seyirciler. Oradaki yani kalem kalem baktığımızda %0.0 kaç daha bizim şeyimiz ya teknolojik altyapı. Sevgili kardeşim 2 sene önce 0.96 idi. Şu an 1.8'e mi ne çıktı? Ya 1 doların üzerine 1 kilogramımız ancak çıktı. Ya Almanlar 15 dolara kilogramı satıyorlar. Singapur, Tayvan bile 25 dolara 1 kilogram ürün satıyorlar. Hatırla, herkes hatırlasın. 0.8 sente. 0.08 sente. Sadece 0.80 değil yani. 0.08 sente ürün satıyorsun. Hangisi? Taş toprak sanayi, çimento sanayi. Ya böyle ihracatla ayağa kalkabilir misin Ferit? Yok abi kalkamam. Yani senin ortalama ihraç ürünlerini 4 dolara getirsen ne oluyor biliyor musun Ferit? Söylüyorum sana şimdi. 1 trilyon 200 milyar dolarlık ihracat yapıyorsun. Duydun mu abim beni? Yani şimdi 1 dolarlık ihracat yaparak böyle olmaz. Bunu yapamazsın. 4 dolara çıkarabilsen ihracatımız 1 trilyon 200 milyar dolara çıktı demek. Evet. Evet. Ne konuşuyoruz biz ya? Evet yani bizim zekamız yok mu abi toplum olarak? Tabii ki var. Zeki insanlarız. İhracatçımızın da ya da onların tabii akıllı insanlar var. Devletin de biraz da bu konularda... Devletten istemek kolay. Devletten istemek kolay. İsteyelim. İstemekten ziyade böyle bir yani teşviklerle beraber teknolojik altyapılı ürünlere yönelmemiz lazım. Yoksa yani diyorum ya hani Allah vergisi ya yani domates, hıyarla bu iş olmuyor. Hep yıllarca bunları ihraç ettik. Onu da zaten Allah veriyor yani bir şey ya topraktan geliyor diyeyim daha doğrusu. Ama biz bir şey üretmiyoruz. O sorun yani. Umarım o günleri görürüz. Çünkü diğer türlü olmuyor bu iş. Olmadı. Batıyoruz yani. Teknolojik altyapılı ürün. Ha diyeceksiniz ki ya Ferit Bey öyle diyorsun da bak bir tane artık dolar milyarderimiz oldu. Selçuk Bayraktar İHA'sı'ya bak demek ki yapan yapıyormuş diye. Ama o pek aynı şeyde olmuyor onu söyleyip. Gerçi adam vergisini de ödemiş. 2022'deki vergi birinci oldu. Damat olmadan niye vergi rekortmeni olmadı, milyarder olmadı, milyar dolarlık olmadı? Damat olmadan değil mi abi? Başarılarını alkışlıyorum da damat olmadan neredeydi bu rakamlar? Hmm. He abim benim. Hadi söyle evet, bakalım. Cevap ver. Doğru. Yani damat olup da bu iş oluyorsa tabii biz de mesleğimiz gereği konuyu sorgularız. Ya da niye tekelleşti bu konu? Niye tekelleşti? Burası önemli. Yani çünkü orada bir ilk
bir başka bir devlet neydi abi o devlet firması vardı ya, TÜP neydi ya? TUKAŞ Anka. O şeyden önce Anka var. Bu bayrakların ürettiklerinden önce Ankalar geride kaldı. Ya bizim TUSAŞ TUSAŞ. Onu diyorum ben TUSAŞ. USAŞ şey TAİ onlar evet. Bunların hepsi geride kaldılar. Yani daha bir o, olayda tekelleşme varsa ve o da Cumhurbaşkanı'nın damadı ise yani yapılan olaylarla övünmek yani illa siz de her şeyi gömüyorsunuz, eleştiriyorsunuz diye gömüyoruz ya, övünüyorum, yine övünüyorum. Aferin tamam, diyorum. Hakkını veririz tabii ki ama bir tuhaflık da var şimdi. Allah aşkına şimdi bu nasıl oluyor? Ya sevgili kardeşim, bunlar daha bu işler bilmeden ben Ukrayna'da motor siç fabrikalarında bu türbinleri gezmiş, dolaşmış, incelemiş adamım. Ukrayna şu an ne kadar zor durumda. Bizden küçük bir ekonomi olmasına rağmen bayrakların türbinlerinin Ukrayna'dan geldiğini ben bizatihi onlar daha tanışmadan o türbinlerle biliyorum. Yani bu, niye bu birbirimize hikaye anlatıyoruz? Tamam, yine de gurur duyuyorum. Bravo, yapmış diyorum. Evet. Onu ayrı bir dost olarak konuşuruz gerekirse. Zamlarla ilgili, Temmuz'la ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yani bir sıkışmışlık var. Belki tabii birçok izleyicimiz buna kızabilirler ama ekonominin gerçeklerini, yani nasıl demin ben siyasetin gerçeklerini konuşuyoruz, yani realiteyi konuşuyoruz. Muhalefeti de eleştiriyoruz, iktidarı da eleştiriyoruz falan derken bazen de daha duygusal olan izleyicilerimiz alınabiliyorlar yani yapma falan gibi. Şimdi burada da aynı şekilde evet doğru, bu vatandaş, bu millet işte daha doğrusu işçiler, çalışanlar diyelim, işte sigortalılar, bunlar maaş zammını hak ediyorlar. Doğru, geçinemiyorsunuz, farkındayız. Biz de öyleyiz zaten yani, durum böyle. Ama şimdi patronaj tarafına baktığımızda, patronajın da şöyle bir isyanı var. Yani işte Mehmet Şimşek'in bu son çıkışlarını, Merkez Bankası'nın mektubunu destekliyor bazı patronlar. Diyorlar ki kardeşim, bir daha zam yaparsan ya da yüksek bir zam yaparsan artık ödeyemeyecek duruma geldik. İşsizlik artacak, uyarıyoruz diyen patronlar da var. Yani tabii o tuzlu kurları geçiyorum. Yani daha orta sınıf, KOBİ'ler bunları düşünün bakın. Yani. O zamanlar ayrı. Ve şimdi ya ey patronlar size yazıklar olsun verin zamları falan diyebilirsiniz. Ama o biraz şeye girer hani o biraz hani popüler bir söyleme girer. Romantizm olur. Reel sektörün de sorunlarını konuşmamız gerekir. Açık konuşmak gerekirse. Yani sıkıştık ya. Yani işte Rubel abi dedi ya demin bunu Tayyip Erdoğan'a söyleyin diye. Vallahi bak şu an söylüyorum yani. Sıkıştırdınız bizi. Ya patron da nasıl ev sahibi haklı, kiracı haklı diyoruz ya. Şimdi patron da haklı artık. İşçi de haklı kardeşim. Yani nasıl olacak Rubel abi bu sıkışmıştık yani. Şimdi zam zamanı geliyor. Ne olacak? Şimdi bir somut bir örnek vereyim mi? Her ülke olağan dışı zamanlarda böyle sıkışıklıklar yaşayabilir. Dolayısıyla o ülkenin hükümetlerinde istikrar programı uygulaması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Örnek vereyim. Düşün ki Almanya işte enflasyon sebebiyle, pandemi sebebiyle, o Covid salgını sebebiyle ekonomisi kapandı ve o sebeple Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle de enerji fiyatları sebebiyle sıkıntıya girdi. İstikrar programı uygulayacak. Tamam. Dikkat buyur lütfen. 48 milyon çalışanı var onların. Bizde kayıtlı 24, kayıtsız 32. 48 milyon çalışana diyorlar ki bu yıl istikrar programı gereğince zam yapmayacağız. Tamam, iyi dinle. Bunun karşılığı ne biliyor musun? Ortalama 3200 euro da maaş alıyorlar sayalım. Bu yıl zam yapmayacağız demek 150-200 dolar yani 300 euro diyelim ki %10 zam yapacaklar. Yapmazlar da %5 yapacaklar. 150 euro zam alamayacaklar demek. Zaten onların o 3200 euroluk ortalama ücreti var ya. Hı hı. O zaten hayatlarını idame ettiriyordu. Hükümetleri bu yıl istikrar programı gereğince zam yapmayacağız, ücretleri dondurduk dese bile orada can yakıcı bir sonuç doğmaz. Niye doğmaz? Zaten 3200 euroluk ortalama ücret var. Tamam. Ama senin ücretin zaten açlık sınırının altında iken istikrar programı uygulama kabiliyetin bile yok.
Anladın mı nereye geldiğimizi? Nasıl bir duvara tosladığımızı veya denizi nasıl bitirdiğimizi? Yani Alman hükümeti istikrar programı uygulasa toplumun canı yanmaz. Huysuzlananlar olur, itiraz edenler olur veya muhalif. Ama canı yanmaz insanlar. Bizde açlık sınırının altında ücretin neyine istikrar programı uygulayacağız Ferit? Bak mesela abi çok güzel. Serap Hanım yazmış. Hemen gördüm yazısını. Ferit Bey diyor saray az yesin. Hatta kapatılsın demiş saray. Doğru. Ama şu var. Yani ihracatçı da az kazansın. Artık halk yesin. Milletvekili azaltılsın. Beşli çete Türkiye'nin. Tamam bir doğru. Bir itirazım da bunlara. Ama abi bir dakika. Ben de burada sana katılmadım. Şimdi itiraz etmiyorum. Çünkü niye? Ha, abi, itirazım buraya. Abi kamu tasarruf etmiyor ama ya. Bak ben sana söyleyeyim. Ya abim ben bir şey söylemiyorum. Etsinler biraz abi etsinler ya. %100 etsinler. %100. Ama benim itirazım şuna. Lütfen sevgili izleyiciler. Bir öneride bulunduğumuzda kavram, rakam ve ölçek mukayesesi yaparak öneride bulunalım. Bugün benim sayfama başka birisi yazdı. İşte ben bu rakamları anlatınca. Diyaneti kapatsınlar, konu halledilir. Sevgili Ferit, Diyaneti kapattığımızda Diyanet'te çalışan insan sayısını söylüyorum. 120 bin. 120 bini attık kapıya. Kapının önüne koyduk. 16,5 milyon emekliye 120 bin insanı kapıya attın diye çare bulamazsın. Tamam? Ölçek diyorum, ölçek, kavram, rakam. İtirazım bu. Kamu tasarruf yapmasın diye değil itirazım. Kamu tabii ki tasarruf yapacak. Ne demek? Kimin parasını harcıyorlar? Bu fukara milletin parasını harcıyorlar. Tabii ki tasarruf yapacaklar. Abi sadece işsizlik için demedim ben. Mesela Mercedes i̇şsizlik araba aldılar. Demiyorum. Araba alıyorlar. Mercedes alıyorlar. Son model araba alıyorlar. İthal ediyorlar yani. Bunlar ben olsam derim. Bitmiştir. Araba alma yasaklanmıştır derim ya. Bu kadar. Bu kadar basit. Taşıt ihtiyacı diye bir ihtiyaç kalmamıştır. Kapatın. Hele hele makam aracı ihtiyacı yoktur. Öyle bir ihtiyacı tanımıyoruz. Demek lazım. Hiç şüphesiz. Parlamentoda 600 tane milletvekili var ya. Herkes oraya takılıyor. Parlamentoda çalışan sayısı ne biliyor musunuz? Kaç? 9 bin. Vay vay vay. Yani herkes böyle ufak tefek şeylerle bu işleri halleder. Veya uçağı satsın. Sattı. Ya deniz öyle bitti ki bunların hiçbir anlamı yok. Bak bu saydıklarımın hiçbirinin tek başına bir anlamı yok. Millet de bunu kavramıyor. Benim itirazım var dediğim de o. Ama abi milleti de yani daha doğrusu bize şu anda yazanları da anlamak lazım. Çünkü bıktık ya abi artık. Yani bu kamunun yüksek şeyi harcamaları, kamuya ayrılan paylar. Bak demin dedim tamam ben de kimse işsiz kalsın istemiyorum. Haklısın ama ya kusura bakmayın da abi Diyanet'te de bu kadar adam çalışmasın abi yani. Ben, kusura bakmasınlar abi. Ben yani. Kesinlikle ne demek ya devlet görevi gibi bir imam, müezzin filan. Ya dinin temelinde böyle bir şey yok. Devlet şeye Müslüman adam namaz kıldırmaya maaşla yapar mı? Sana soruyorum. Öyle mi? Yani. Yani müezzin ya bu nedir biliyor musun bizden namaz kılmanın esası, kıldırmanın esası? Kim ehilse, kim becerikliyse önüne geçer, cemaatin önüne geçer, imamlığı o yapar. Hatta onun kriterleri vardır. Evli varken bekara imamlık yaptırılmaz. Yaşı şu varken buna imamlık yaptırılmaz filan gibi esasları vardır. Şimdi bir ne dedim? Althusser'in devletin ideolojik aygıtları arasında Diyanet işleri de vardır. Evet. Diyanet işleri sadece kurdu. Kim kurdu? Cumhuriyet döneminde kuruldu. Mustafa Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk bilerek ve isteyerek 1924 mi 26'da kurdu. Niye kurdu? Devletin ideolojik aygıtları arasında orası da vardır. Onun için. Yani seküler olman, laik olman, dinci olman fark etmez. Devletin ideolojik aygıtlarını herkes kullanır. Gördün mü? Evet abi. Bir daha bir şu var. Yani ben kendim de öyleyim diye söylüyorum. Ben anlıyorum yani izleyicilerimizin çoğunu. Yani bu toplumun geneli tabii ki yani memur değil. Ve çok çalışıyorlar. Ha,
memur izleyicilerimiz de var. Onların da tabii işleri çok yoğun. Biliyorum, farkındayım. Abi, ama 200 bin memur var. Bunun yarısı çalışıyor, diğer yarısı çalışmıyor. Ya bak, sen söyledin. Yani şimdi biraz hani bu toplumun geneli, yani şu an toplumun geneli ciddi bir para ayırıyor memuriyete. Hatta atıyorum, mesela ben kendi adıma konuşayım yani. Herhangi bir devlet işiyle ilgili bir yere gittiğimde suratsız bir insan görmek istemiyorum abi ya. Hani da işini düzgün yapan insanlar görmek istiyorum. İşini yapsın yani, da suratsız olsun, onu bile yapmaz. Heh, yani ya da işte yani ben bu sektöre girdiğimden beri abi bir kere bile olsun, bak yemin ediyorum ya, bir kere bile olsun ne cumartesinin, hani hadi pazara geçtim de hiç hafta sonum olmadı. Çok çalıştım abi yıllarca, ama şimdi tamam bak, hani sakın beni yanlış anlamasın, yani kalple kırmak istemiyorum, ama sistemde bir sorun var. Yani sevgili hani çalışanlarımız, memurlarımızdan da bahsediyorum burada. Hani gerçekten sizin dışınızdakiler çok kötü durumda. Yani çok daha az maaş alıyorlar ve verdikleri vergilerle de sizi fonluyorlar. Şimdi burada bir sistem, bir sorun var, bir sıkıntı var. Onun için aman dikkat diyelim. Büyük bir gider bu diyelim. Yoksa tabii herkesin işi şey yani. Ben de bu arada bir memur çocuğuyum, ona göre. Sakın ha, ben memur çocuğuyum yani. Onu söyleyeyim şimdiden de. Onun için yani, bireysel problem değil. Senin benim bireysel problemimiz değil. Rakamlar bu. Rakamlar 5 milyon 250 bin memur. Olamaz böyle bir şey ya. Geldiklerinde 2 milyon 175 binmiş. Geldiklerinde. O 2 milyon 175 binin en az yarısı bu sürede emekli olmuş mudur? Olmuştur. Yani 1.175 sayalım onu. Ya 1.175'ten 5.250'ye çıkarmak demek ne demek? Devleti ben istila ettim demektir. Şimdi bu yükün altından kalkamıyoruz gördüğünüz üzere. Kalkamıyoruz. Ve iş dünyası da diyor ki çalıştıracak vasıflardan bulamıyoruz. Niye? Ya kamuda bir torpille, bir AK Parti teşkilatından bir bilmem nereden geçip bir kamuya kapak atmak varken ne diye gidip de sanayide manayide bilmem vasıflı adam olsun? Yani ne gerek var? Abi, bak güzel söyledin, öyle bir algı da vardır, bilirsin. Çocuğun memur olsun. Kapak atmak diyorsun ya mesela. Babamın başlıca hayaliydi. Liseyi bitirse de şu oğlanı memur yapsa. Evet, rahmetli. Evet evet. Herkese vardır oğlum. Evet. Ha? Herkese vardır. Bu niye oldu? Bu topraklar bu işte. Hani rahat etsin. Bu kavram nereden geliyor? Rahat devlet etsin. Devlet kapısına girsin. Devlet kapısına. Ekmeğini devlet kapısından elde etsin. Ki bu devlet kimse, kim ödeyecekse o da ayrı bir hikaye. Hiç kimse demiyor ki ya bu devletin kendi parası olmaz. Bu para olursa milletten çıkacak. Şimdi bizden çıkıyor. Ama ürettiğimiz bu. Bu kadar. Kesinlikle. Güzel evet. Abi yeter bugünlük. Abi çok kısa, çok kısa abi. Şu altındaki kıpırdanışlı merak edenler var. Bir ondan bahset. Devam edecek mi? Bir rallinin abi, başlangıcı. Ben altının faiz düşüş söylentileriyle birlikte ancak artacağını söylemiştim. Fed'i bilmem ama Avrupa Merkez Bankası daha erken faiz indirimine başlayacak. Fed'de Haziran söyleniyor. Onu da biliyorsun. Ama piyasalar altın yönünden erken harekete geçti. Benim için bu 2300'lü seviyeler var ya, 2275-2300'lü seviyeler, benim şahsen kendi altınım olsa satarım. Ben çünkü altını bir tasarruf aracı olarak görmüyorum. Ne işe yarar onu da bilmiyorum. Yani bir değer saklama aracı olarak. Bulunması dışında, bir değeri temsil etmesi dışında ne işe yarar bilmiyorum. Bir derdimiz de o. Biz yılda 20 milyar dolar altın ithal eden bir ülkeyiz ya. 20 milyar dolar. Bu ağırlıklı olarak da yastık altına gidiyor bunlar. Dolayısıyla ben altının zaten faiz indirimleri konuşulduğunda artacağını söyledim, ama ben yine de öyle uçuk kaçık rakamlara gideceğini düşünmüyorum. 2300'lü seviyeler bana göre 2400'ü geçmez bu sene. Bana göre geçmez. Belki de biraz antipatik baktığım için subjektif davranıyorum. Ne işe yarar abim altın? Sana soruyorum. Ne işe yarar? Vallahi altın özellikle bu yani dünyadaki toplumların enflasyon ortamında değer saklama aracı, bizim gibi ülkelerin. Parayı koruma aracı, o kadar.
bir yatırım aracı değil, bir şey değil yani. Sadece enflasyon ortamında seni koruduğu düşünülen bir yatırım aracı. Ya bütün dünyada, işe yarar abi. Dünyadaki toplumların hareketlerine, alım satımlarına baktığımızda jeopolitik riskler daha çok yoğunlaştığında bu dönemlerde tüm halklar, tüm halklar altına, gümüşe doğru yöneliyor. Ki gümüşte de bu arada hareketlilik var. Gümüş normal. Gümüşün artmasına hiçbir şey demiyorum. Evet. Endüstriyel bir ürün metaldir gümüş bir defa ya. Onun bir yer, kullanıldığı yer var. Evet, bunun da yorumunu yapmış olduk böylece. Çünkü hani Rusya olsun, diğer işte İran, İran-İsrail gerilim var biliyorsunuz, birçok olay var. Büyük ihtimalle tetikliyor bu tarz olaylar altın fiyatlarını da. Hatta petrolde de bir hareketlilik var bu arada, onu söyleyeyim. Bu arada petrolle ilgili de bir anlaşma da yapıldı bildiğim kadarıyla şeyle. Irak'la mavi Türkiye arasında bir Hikaye uzun. Orada büyük bir skandal var. Orada büyük bir skandal var. Milletimiz biliyor mu bilmem. Kuzey Irak Kürt yönetimiyle damat zamanında bizimkilerin karışık kuruşuk işleri sebebiyle Paris Tahkim Mahkemesi tarafından 1.8 milyar dolar Merkezi Bağdat hükümetine karşı bir dava kaybettik. Birileri hem taşıma bedelini yükseltmiş Kürt yönetimiyle anlatışarak, hem de varil başına daha ucuz fiyatlarla petrol almışlar. Irak Merkezi Hükümeti de bunu dava ettiği için Paris'te 1.8 milyar dolarlık bir tazminata mahkum olduk. Şimdi bu tazminatı ödememek için çeşitli atraksiyonlar yapıyoruz. Abi biraz genel konuştun. Ben açık konuşayım. Berat Albayrak'a yakın bir şirketin olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar arasında Irak yönetiminin dışında IŞİD'le işbirliği yaparak petrol almışlar. İddialar bunlardı diyeyim. Hayır, IŞİD değil. Barzani. Barzani'den bahsediyorum. O IŞİD başka. O petrol başka. O iddia şuydu abi. Irak merkezi yönetimine baskın yapan IŞİD hani oraları aldı ya. Suriye'deki petrolü sattı IŞİD. Onu da Ruslar bütün fotoğraflayıp Birleşmiş Milletler'e sunmak üzere Türkiye ile ilişkilerinde sıkıştırmak için onlar da onu kullandılar. Benim bahsettiğim merkezi Irak hükümeti ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasındaki ihtilafta damat ve takımı Kürt yönetimiyle iş pişirdiler. Yani evet, orada da iddia diyelim de yani şey olmasın, iddialar anlamında. Değil, bunlar kesinleşti. Yani şey. Kararlar var. Evet, işbirliği yapan şirketle ortaklığı varmış değil mi Berat Albayrak? Öyle bir şey vardı diye. Power Trans. Evet. Evet, ortaklığı vardı. Ya bilinmeyen şeyler değil. Millet bilmiyor. Millet bilmiyor. Şimdi bakar mısın? Irak hükümeti Paris'teki davada şunu söyledi. Biz Türkiye ile taşıma ücreti olarak varil başına senelerdir sözleşmeye bağlı şu fiyatı uyguluyorduk. Kürt yönetimi Türk tarafını kandırmak için bu taşıma ücretini 2.5 katına çıkarmış. Alınan petrolün varilinin de anlaşmamıza göre şu fiyattan alınması gerekirken onu da şu fiyata indirmiş. Bizim bu İşten 1.8 milyar dolar zararımız var, bunu tazmin etsinler diye Paris'teki tahkim mahkemesi maalesef bizi mahkum etti. Evet. Hani tamam mı? Şöyle bir şeyle toparlayalım. Bunun karşılığı olarak Barzani AKP kongresinde Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı. Hatırlayan var mı aranızda? Evet. Ya şöyle diyelim, hani çok garip sevgili seyirciler, yani tamam bir insanın başarılı olması, iş yapması ayrı bir şeydir ama bir gariplik var. Yani baksanıza yani damatlar fışkırıyor, yani damatların haberlerini okuyoruz. Bir taraftan oğlun haberlerini okuyoruz, bir taraftan babanın haberlerini okuyoruz. Valla Osmanlı Sarayı'nda böyle değil daha mevzular, açık konuş, çok ilginç yani. Hani böyle bir aile durumuyla karşı karşıyayız yani. Bu toplum olarak biz bu tercihi biz yaptık. Evet, yani biz bunu istedik. Bu gerçek, son seçim hariç. Ama bir gariplik yok mu size gördüğünüz? Yani bir aile olayının
Yani hani keşke böyle olmayabilirdi. Damatlar olurdu. İyi. Tabii yine iş yaparlardı ama böyle medya önünde işte şöyle böyle büyük milyar dolarlar, paralar havada uçuyor. Biri petrol olayında, biri işte savaş olayında İHA SİHA falan. Ya gerçekten işte oğul da başka bir tarafta. İşte ne bileyim. İlginç ya. Gerçekten ya garip bir ülke olduk ya. Tuhaf ya. Hani 1.8 milyar dolar sen ne demek, haberin var mı? Kim ödeyecek bunu? Yahu bu başka bir ülkede adamı bacağından asarlar be, meydanda. Evet, çok ilginç. Çok ilginç. Bak tersinden dedim, düzünden demedim. Bacağından. 1.8 milyar dolar tazminat ne demek ya? Kim ödeyecek bunu? Evet. Neyse, daha fazla konuşup başımızı evet, abi tamam, dur toparlıyorum. Toparlıyoruz. Tabii damat damat deyince de benim adımdan dolayı da bir izleyicim demiş ki damat Ferit demiş, kıskanma demiş. Ben evli falan değilim. Öyle bir derdim de niyetim de yok. Onu söyleyeyim baştan da. Damat falan da değiliz. Ama tabii o Ferit'ten kaldı diye espri yapıyorsun. Niye kıskanayım ya? Ben memleketim için bunu söylüyorum. Ya kıskanmak falan değil yani. Yoksa bir başarı varsa takdir ederiz tabii ki. Ama memleketimizin geleceğiyle ilgili, kamu kaynaklarıyla ilgili bir sorun varsa, kamu kaynakları üzerinden, ihaleler üzerinden birileri eğer tekelleşmişse ve oradan da zenginleşmişse ve bu yapılan olaylar, kazanılan dolarlar eğer halkın geneline yansımıyorsa, halk fakirleşiyorsa, damatlar zenginleşiyorsa, bir dakika ben bunu derim abi, yani kusura bakmasınlar yani maalesef ya. Bunu söylüyorsa ben başarıya, bulunan teknolojiye, üretilen teknolojiye, ki o da ayrı bir soru işareti de neyse, Rubel abi bilir onları. O motorlar nereden geliyor, o da ayrı bir şey de neyse, uzatmayalım diyelim. Şimdi bayramla ilgili. Bugün bayram, evet şu an saat 12'yi geçti. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bol bol dinlenin. Ama bana Ferit sen bayram selam dinleme, özleriz. Canlı yayın yap diyenler var. Gördüm yayının başından beri diyenler var. En azından akşam bir işimiz yok, gücümüz yok. Otururuz bir çay kahve koyarız seni izleriz diyenler var. O zaman ben çalışayım diyorsunuz yani. Siz oturup keyif yapın diyorsunuz. Ama tabii olabilir. Ama birinci gün yapma ya. Çarşamba bayram biliyorsun. Birinci gün yapma bari. Bir bakayım abi duruma göre. Yani talep var abi, izleyici istiyor, ben kıyamam. Peki, yani. Tamam. Bir bakayım duruma göre. Yoksa yayın da yaparım tabii ki seve seve. Çalışkan da adamız. Biraz da işkolik bir yanım da var. Ben de bu arada mutlu. Ben bu arada abi çalışırken de dinleniyorum. Hani. Hoşuma da gidiyor yani. İnsanlarla beraber olmak, mutlu olmak mutlu ediyor beni diyeyim daha doğrusu. Ama tabii bayramdır, önemlidir. Bakalım bir yayın yaparım. Yani yapacağımı düşünüyorum ama söz vermeyeyim. Artık yarın duruma göre bakarız. Hepinize iyi bayramlar. Tabii artık bayram gibi de bayram kutlayamıyoruz maalesef. Onu da söyleyeyim yani. Kutlama. Yine de kutlayalım. Yine de kutlayalım hadi yani. Yani yoksa eskisi gibi öyle bayram, şeker, şu, bu falan filan. Yani çarşıya gidecek paramız yok. Gitsek bile uçuyor fiyatlar. Ama olsun, olumlu bakalım. Her şey düzelir diyelim ve iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.